Para ekranlarından mutlu günler. Kanal İstanbul özel yayınıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, ben Şafak Tükle. Haber müdürümüz Serdar Kuter ile birlikte bugün bu önemli günde bütün gelişmeleri konuklarımızla birlikte Kanal İstanbul'un inşa edileceği bölgeden tüm detayları an be an canlı olarak ekranlarınıza aktaracağız. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olacak olan Türkiye'nin en önemli projelerinden biri Kanal İstanbul projesi. Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak olan bu projeyi ilk defa 2011 yılında Başkan Erdoğan'dan dinlemiştik ki o yıllara az sonra döneceğiz ve Başkan Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesini nasıl anlattığını da efendim ekranlarınıza getireceğiz. Tabii çok önemli bir proje, sadece bir kanal projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesi. Çok yönlü bakmamız gereken bir projeden söz ediyoruz. Değil mi Serdar Kuter? Evet Şafak, gazeteci olarak bu tip organizasyonlara, bu tip proje açılışlarında çok yer aldık. Bunlardan bir tanesine daha şahitlik edeceğiz. Kanal İstanbul. Hatırlayacaksın, 2011'de izleyicilerimiz atacak. 2011'in Nisan'ında Cumhurbaşkanı Erdoğan çılgın proje Kanal İstanbul'u açıklamıştı. İşte zaman geçti. Bir sürü çalışmalar yapıldı. ÇED raporu hazırlandı. 200'ün üzerinde bilim adamı buna ilişkin çalışmalar yaptı. Ve şimdi önemli bir noktaya geldik, önemli bir aşamaya geldik. İşte o aşamaya tanıklık edeceğiz. Heyecanlı. Alan kalabalık olmaya başladı aslında. Önemli de bir yoğunluk oluşmaya başladı. Şimdi tabii bütün detayları öğreneceğiz. Dilersen arkadaşlarımız da bizi bekliyor. Hemen alanın nabzını bir tutalım aslında. Değerli izleyenler, arkadaşlarımızdan şimdi bütün detayları alacağız. Hem Rıfat Fırat bizi bekliyor. Bugünkü programı bize anlatacak. Aynı zamanda biz neredeyiz? Yani Kanal İstanbul projesi nerede inşa ediliyor? Bölgeyi de öğreneceğiz. Bölgeyi de bize Aslı Bilger Kutuda anlatacak. Önce Rıfat'a dönelim, sözü bırakalım. Bugünkü programı anlatsın bize. Teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan birazdan bu salonda Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temel atma törenine katılacak. Bizler de bekliyoruz. Artık salona davetliler yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii hem yerel yönetimler düzeyinde hem de üst düzey yetkililerin, bakanların yoğun katılımı söz konusu. Bunu ifade edelim. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15 sularında ilk olarak salon dışında bulunan bir alanda konuşmasını yapmasını bekliyoruz. Daha sonra da işte içerisinde bulunduğumuz bu salona gelecek. İlk konuşmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun yapması bekleniyor. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları olacak. Tabii Sazlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün yaklaşım viyadükleriyle toplam 1618 metre olması bekleniyor. Köprünün ana açıklığı 440 metre, yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metre olacak. Kule yüksekliği ise 196 metre olacak. Bunu belirtelim. Bizler salonda gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Artık davetliler gelmeye başladı. Kalabalık ortam oluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 sularında hitapların olmasını bekliyoruz. Bizler gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Sözü şimdilik size bırakalım. Rıfat, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Detayları da senden dinlemeye devam edeceğiz. Ve şimdi de Aslı Bilger Kutludağ'a döneceğiz. Bize bölgeyi anlatacak. Aslı, sözü sana bırakıyorum. Evet Rıfat, programın detaylarını paylaştı seyircilerimizle. Biz de özellikle bugün gerçekleştirecek projenin detaylarını sizlerle paylaşalım. Özellikle bugün gerçekleştirecek açılış töreni aslında Kanal İstanbul'un ilk adımı olacak. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli bugün atılacak. Bilindiği üzere 6 tane köprü Kanal İstanbul'un üzerinden geçmesi bekleniyor, yapılması planlanıyor. İşte onlardan Sazlıdere Barajı'nın hemen üstünden geçecek olan köprünün bugün açılış töreni, temel atma töreni gerçekleştirilecek. Bu köprünün özelliklerinden birazcık bahsetmek gerekirse tabii ki burada bir yapay boğaz oluşturulacak. İşte o yapay boğazı Anadolu ve Avrupa yakasını artık bağlayacak bir nokta olacak bu köprü. Özellikle de bu köprünün de bitmesiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'na da
bağlantı sağlanacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'na bu köprü de dahil olmuş olacak. Yani projenin iki köprüsü olmuş olacak. Hemen belirtelim, köprünün uzunluğu 860 metre, yine genişliği 46 metre olacak. Yüksekliği ise 196 metre olacak. Diamond geometrisiyle eğik bir askılı köprü tasarlandı. İşte bu şekilde köprü de önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak. Zaten günden öncesinden de köprünün bu alanın oluşturulması için, köprünün temelinin atılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Birazcık da Kanal İstanbul projesinden bahsedecek olursak, özellikle bir yıl hazırlık aşamasının sürmesi bekleniyor. 5 yılsa yapım aşaması sürülecek. Yani toplam 6 yılda artık 2011 yılından itibaren hayali kurulan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği çılgın projenin son planlanması 6 yıl içerisinde bekleniyor. Dünyanın en büyük projelerinden tabii ki birisi. 30 farklı sektörde uzmanlar bu konu için, bu proje için çalışıyorlar. Her alandan uzman hem raporlarını hazırlıyorlar, hem bu projenin güzel bir şekilde ortaya çıkması için detayları hükümetle paylaşıyorlar. Hemen belirtelim, kanalın uzunluğu 45 kilometre olacak ve biliyorsunuz ki Boğaz'da özellikle bir gemi tehdidi söz konusu. Yılda yaklaşık 43 bin gemi geçiyor İstanbul Boğazı'ndan. O nedenle de işte o gemiler artık Kanal İstanbul'un bitmesiyle birlikte buraya yönlendirilecek ve Türkiye bu projeyle birlikte önemli bir gelir de elde edilecek. Hatta Sayın Ulaştırma Bakanı'nın da açıklamış olduğu üzere bu gelir köprülerle dahil olmak üzere Kanal İstanbul'un kendi kendini karşılaması maliyetini bekleniyor diyebiliriz. İşte şu anda heyecanlı bir bekleyiş var Kanal İstanbul için. İşte önümüzdeki saatlerde ilk adım atılacak. Şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tören alanında bekliyoruz. Kendisi temel atma törenini gerçekleştirecek, açılışa katılacak. Önümüzdeki dakikalarda burada olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Şu anda birbirimize yakın bulunuyoruz. Maskelerimizi, ağzımızı kapattık. Aslı, teşekkür ediyoruz. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, az önce Aslı Bilger Kutudağ'da aslında altını çizdi. Başkan Erdoğan projeyi anlatırken hayalimdi, rüyamdı demişti. Şimdi sizi hem o yıllara götüreceğiz. Başkan Erdoğan ilk defa Kanal İstanbul'dan nasıl bahsetti? Hemen o görüntüleri ekranlara getireceğiz. Ve aynı zamanda yıllar içerisinde Kanal İstanbul projesini elbette anlatmaya çalıştı, dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın şimdi o açıklamalarını ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul'umuza Kanal İstanbul'u kazandırıyoruz. Başlattığımız projemizde İstanbul artık içinden iki deniz geçen bir şehre dönüşüyor. Türkiye 2023'e böyle büyük, çılgın ve muhteşem bir proje ile girmeyi fazlasıyla hak etmektedir dedik ve bunun adı buna. Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. Kanal İstanbul'da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya, onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek? İstanbul nasıl bir başka şehir olacak? Bunu da görecekler. Alıştıracağız. Biz Kanal İstanbul diyoruz. O da çıkıyor diyor ki yapamayacaksınız. Ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan yap, biz bunu yapacağız. Ve dünya bu projeyi de hayran hayran gelip yerinde izliyor. Diğer projelerimizi izlediği gibi, Çanakkale Köprüsü'nü izlediği gibi,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü izlediği gibi, Avrasya'yı izlediği gibi. Dünyada Süveyş var, Panama Kanalı var. İşte şimdi bir de Kanal İstanbul olacak. Kanal İstanbul ufku dar, vizyonu dar, vizyonu sığ. Ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Kanal İstanbul özel yayınına konuğumuzla birlikte devam ediyoruz. Umur Zamanoğlu'nu efendim ağırlıyoruz şimdi yayınımızda. Arama Kurtarma Federasyonu Başkanı. Umur Bey, öncelikle hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Efendim ilk etapta Serdar Bey, Umur Bey şu anda değil mi bir gemi kaptanı? Evet. Evet, Arama Kurtarma Federasyonu Başkanı. Bir denizci gözüyle öncelikle projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizden bunu öğrenelim. Evet, şimdi bizler 9 yıl kadar aşağı yukarı boğazlarımızda arama kurtarma alanında gemi kazalarına müdahalede görev yaptık. Bunun da dışında 4 yıl kadar açık denizlerde gemi kaptanlığı vazifesinde bulundum. Burada Arjantin, Uruguay, Afrika ve Süveyş kanalı bölgede sürekli bir sefer programındaydık. Şimdi artık Kanal İstanbul projesiyle beraber Karadeniz hattı üzerine gerçekleşen gemi trafiğinde inanılmaz ciddi bir finansal değişiklik meydana gelecek. İnanılmaz ciddi bir akış ve sirkülasyon değişikliği meydana gelecek. Bunun da en büyük etkisi, şu anda standart bir yük gemisi, standart bir yolcu gemisi boğaz geçişi yapacağı zaman güney hattında Zeytinburnu bölgesine gidiyordu. Orada bir demir atıyordu ve 10 saat, 12 saat en iyi ihtimalle 6 saat kadar bekleyip kuzey hattına intikalini sağlıyordu. Burada ne kadar bekliyordu yaklaşık ortalama? Minimum 6 saat. Minimum 6 saat. Minimum 6 saat en iyi koşullar. Daha uzun beklemeler söz konusu oluyor tabii muydu? Tabii ki 12 saat, 18 saat. Neye göre değişiyor bu? Neye göre değişiyor? Trafik yoğunluğuna göre. Çünkü Boğaz artık bu ticaret ekonomisini kaldırmıyor. Günümüz dünyasındaki ticari hareketlilik artık arttı. Evet, istatistiklere bakarak çeşitli politik yorumlar yapılsa da aslında gemi adedi düştü. Geçiş yapan gemi adedi düştü. Tonajları arttı. Şöyle bir... Bu arada evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da alana helikopterle geldi. O görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Evet, değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda ilk temelin atılacağı alana inmiş bulunuyor. Helikopteri iniş yaptı ve bugün burada önemli bir güne daha tanıklık edeceğiz. Bir mega proje daha hayata geçiyor. Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak olan Kanal İstanbul projesi ilk defa 2011'de Başkan Erdoğan tarafından dile getirilmişti. Ve işte bugün bu projenin ilk köprüsünün de temeli atılacak. Başkan Erdoğan da alana efendim giriş yaptı diyebiliriz. Helikopterini de az önce iniş yaptığı görüntüleri de ekranlarınıza getirdik. Evet, konuşmasını merakla bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bir ticari gemisiniz. Evet. Boğazı kullanıyorsunuz. Evet. Ve işte Karadeniz'e geçiyorsunuz. Evet. Peki Kanal İstanbul oldu. Neden Kanal İstanbul'u tercih edecekler? Şimdi, boğazı kullanmayacak. Birinci aşaması. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne istinaden alternatif herhangi bir geçiş güzergahı olmadığı için biz boğazı kullanmak zorundaydık. Ve bu alternatif geçiş olmadığı için de bundan yıllar önce kurulmuş o kurallara uymak zorundaydık. Ancak alternatif bir geçiş güzergahı yapıldığında Boğaz'daki hakimiyet artacak. Kurallarda değişiklik yapılabilecek. Yani bana belki de bakacaksınız, seçim sunmayacaksınız diyeceksiniz ki hayır oradan geç deme şansınız da olabilecek. Ama öteki yandan olmasa da yine orayı kullanmak isteyebilir miyim? Kullanabilirim. Niye tercih edeceksiniz? Niye tercih ücretsiz edeceğim? Ücretsiz bir şekilde Boğaz'ı geçmek varken Kanal İstanbul tabii bir gelir yaratacak. Evet. Süveyş kanalı gibi, Panama kanalı gibi, diğer kanallar gibi. Burada tercih sebebi çok ne olacak? Çok basit. Aslında niye Avrasya Tüneli'ni ben her gün kullanıyorsam ondan dolayı kullanacağım. Çok basit bir sebebi var. 12 saat bekleyip gemimin jeneratörlerini çalıştırıp benim gemimi kiralayan armatöre fazladan bir günlük para ödettireceğime, çünkü bu gemiler günlük kiralanıyor.
Yani günlük 6 bin euro, 100 bin euro, 50 bin euroya kiralanıyor bir bu gemiler. Bir günlük maliyeti nedir beklemesi? Minimum 20 bin euro sadece kira parası. Minimum 10 bin dolar yakıt gideriniz. Minimum 5 bin ila 10 bin dolar arası kadar da personel gideriniz var. VTS size şunu söyleyecek, Vessel Traffic Service. Bekle, seni 12 saat sonra geçireceğim diyebilir. Ama kanala gidersen hemen geçebilirsin. Burada o 50 bin euroyu, 50 bin doları vermeyip bekleyip 80-90 bin euro kaybetmeyi mi tercih ederim? Yoksa daha düşük bir parayı verip kanaldan geçmeyi mi tercih ederim? Konu bu. Tabii ki orayı tercih edeceğim. Bir de şöyle bir şey... Çok özür diliyorum. Bu arada Başkan Erdoğan da alana giriş yapmak üzere değerli izleyenler. Şu anda evet helikopterden Başkan Erdoğan'ın da inişini göreceğiz. Alana giriş yapıyor. Kanal İstanbul projesinin bugün ilk köprüsünün temel atma töreni gerçekleştiriliyor. Bir mega proje daha hayata geçiyor ve şu anda da Başkan Erdoğan'ın alana giriş yaptığını efendim takip ediyoruz. O görüntüler de ekranlara canlı olarak geliyor. Kanal İstanbul'da bugün tarihi bir güne daha tanıklık ediyoruz. Evet buyurun devam edelim bu arada ben ara ara da böyle bilgilendirmek istiyorum. Evet şu anda sıcak bu arada, saatler başladı, hareketlilik başladı. Evet Başkan Erdoğan alana geldi. Birazdan alana da tabii nabzını tutacağız. Arkadaşımız Rıfat Fırat da oradan bize detayları aktaracak. İşte Başkan Erdoğan değerli izleyenler ekranlarda alana giriş yaptı. Bugün tarihi bir güne hep birlikte tanıklık ediyoruz. Biz de Apara ekranlarında o görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Önemli bir proje, Türkiye'nin vizyon projelerinden birinin daha temeli atılıyor. Dünyanın en büyük projelerinden biri olacak Kanal İstanbul projesi. Türkiye lojistik ve transfer merkezi olma hedeflerine bir adım daha böylece yaklaşmış olacak. Boğazlar da daha güvenli hale gelecek ki bunu biz demiyoruz, konuklarımız diyor. Hatta bize bunu az önce Umur Bey de dile getirdi. Şimdi bir ticari tarafı söz konusu. Evet. Bir de çevresel tarafından bahsediyor. Çevresel tarafını... fark bakın bir de şöyle de bir şey var. Formatımız finans üzerine diye söylüyorum. Sadece şu kanalı kullanmanın geçiş ücretine de takılmamak lazım. Bakın o gemi burada artık 3 saat, 4 saat beklediği zamanlarda 2 saatlik o geçişlerinde bakın gümrük rejimine tabi olmadığı için yakıt transferlerini de yakıt alımlarını da Türkiye'de yapacak. Bakın yine bir döviz girişi. Kumanya ikmalini yine Türkiye'de yapacak. Gıdasını Türkiye'de karşılayacak. Bakın bunun dışında personel transferi yapacak. Çünkü niye? Havaalanı hemen bunun dibinde. Hızlı personel değişimine de imkan sağlayacak. Bunun dışında bu personel değişimine gelen insanlar yarım gün önce, bir gün önce Türkiye'ye gelip beklerken turizme de katkısı olacak. Yani bunun bir de sosyolojik getirileri evet, de olacak. Çok özür diliyorum. Şimdi hemen Rıfat Fırat'a dönelim. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet alana giriş yaptı. Şu anda da görüntüler ekrana canlı olarak geliyor. Ve Rıfat hemen bize bütün detayları anlatacak alandan. Rıfat seni dinliyoruz. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter az önce işte hemen arka fonda görmüş olduğunuz alana giriş yaptı, iniş yaptı. Başkan Erdoğan da şu an kalabalık bir heyetle birlikte açık alanda konuşma yapacağı platforma doğru ilerliyor. Bunu ifade edelim. Tabii Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temeli atılıyor bugün. Ve Başkan Erdoğan birazdan... Açık alanda coşkulu bir kalabalık var. Bunu da buradan gözlemleyebiliyoruz. Bir hitapları olacak ve sonrasında da platformda bulunan kapalı alana geçiş yapacak. Ve orada da hitapları olacak. Bunu da ifade edelim. Tabii Sazlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün yaklaşım viyadükleriyle toplam 1618 metre uzunluğu olacak. Ana açıklığı ise 440 metre ve toplamda yan açıklıklarıyla birlikte 860 metreye ulaşılacak. Bunu ifade edelim. Kule yüksekliği ise 196 metre olacak. Kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlandığında süresinin toplamda 7 yıl olması öngörülüyor. Bunu ifade edelim. Tekrar edecek olursak, evet şu anda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacağı platforma ulaştı ve birazdan hitapları olacak. Şimdi de anons gerçekleşiyor. Sözü size bırakalım. Rıfat,
Teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Değerli izleyenler, bu arada konuklarımız da bize eşlik ediyor. Bize katılan, yeni katılan konuklarımız var. Hemen kendilerini de sizlere takdim edelim. Mimar Nihat Şen, aynı zamanda kentsel dönüşüm uzmanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ve Recep Bozdağ, Profesör Doktor Recep Bozdağ da bizlere eşlik ediyor. Şehir planlamacısı kendisi. Efendim, siz de hoş geldiniz. Şehir Zeyna. Planlamacısı değilim ben. Şehir yönetimi uzmanı. Şehir. Peki efendim, teşekkür ediyorum düzelttiğiniz için. Şimdi tabii ki ilk izlenimlerinizi ve tabii ki projeyle ilgili ilk değerlendirmelerinizi kısaca rica ediyorum. Buyurun, sizinle başlayalım. Evet, ben iki başlık altında bakacağım Kanal İstanbul'a. Bir, İstanbul'a ne gibi bir alternatif olacak? İki, dünya ekonomisindeki Kanal İstanbul'un yeri. Malumunuz artık dünyada deniz ticareti değişik ebatları ulaştı. Bugün İstanbul Boğazı'ndan 43 bin gemi geçiyor. İstanbul Boğazı'nın taşıma kapasitesi halbuki 25 bin gemi civarında. Ve biz hep şunu söylüyoruz. Planlamalar yapılırken uzun vadeli yapılmalı. 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını gözeten planlamalar yapmak durumundayız. Yani üçüncü bir başlık açıyorum burada. İlk defa uzun vadeli bir şehir planı yapacağız. Buna şimdi ihtiyaç vardı değil mi? Kesinlikle yani buna deprem, ihtiyaç. Deprem bölgesi dediğimiz bir bölgede. İstanbul bugün tabii yani kentsel dönüşümde özellikle depremde ciddi risk altında. 4 milyon 800 bin konutun olduğu bir İstanbul'da Türkiye nüfusunun 22'sini barındıran bir metropol şehre yapılacak olan Kanal İstanbul'la nüfus artışı değil mevcut kentsel dönüşümün rezerv alanı olarak planlanması gerektiğini ifade ediyor. Şimdi önümüzdeki 30 yılda görüyoruz ki dünya deniz ticaretinde Karadeniz, Akdeniz aksında ciddi bir ivme kazanacak. Yapılan hesaplamalar gösteriyor ki 30 yıl sonra 74 bin geminin üzerine çıkacak. Şimdi İstanbul Boğazı'nın taşıma kapasitesi 25 bin olduğuna göre 30 yıl sonra bu 74 bin geminin geçişine nasıl sağlıklı bir geçiş sağlayacak? İki, gemi seferleri artarken tonajlı devasa gemiler de yapılmaya başlandı. Yani artık tonajlı gemilerin adetleri de artacak. Malumunuz İstanbul 12 kıvrımlı bir boğaz. Şimdi bu deniz ticaretinde her türlü mal var. Petrol var, kimyasal var, gaz var. Silah var. Silah, her şey var. Şimdi bu gelişen deniz ticaretinin olası bir kazada en fazla etkilenecek olan kim? İstanbul. Sağında ve solunda da yüz binleri bulan bir yerleşim var, insanlarımız var. İstanbul Boğazı'nın kenarında tarihi değerlerimiz var, doğal güzelliği var, öyle değil mi? Demek ki biz bu değerlerimizi korumak için de gelişen dünya ticaretindeki yerimizi alabilmemiz için de şimdiden 50 yıl sonunu gözeten bir plan yapmak durumundayız. İşte Kanal İstanbul onlardan biri. Kentsel olarak dediniz, şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir rapor yayınladı. Evet. Bu raporda da bu bölgeye 500 bin kişilik, bu çevremizde değil mi? 500 bin kişilik bir nüfus gelecek. Ama bu nüfusun yeni nüfus gelmeyeceği belirtildi. Evet. Kentsel alan büyük oranda deprem dönüşüm kapsamında kullanılacak. Yani nasıl olacak? Yani şu anda mevcut İstanbul'da yaşayanlar mı burada? Söyleyin. Biz özellikle hep şunu diyoruz. Burada bir imar hareketi olacağı aşikar. Diyoruz ki bura İstanbul'un kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak kullanılsın. Bu ne demek? Burada yapacağımız konutları İstanbul'un merkezindeki vatandaşlarımıza buraya cazibeli projeler diye onları buraya taşıyalım, merkezi rahatlatalım. Tabii bu bir yönetim süreci. Vatandaşlarımız da bunu beraber yapmamız lazım. Ve bunu planlarken de ilk defa örnek olacak dedim. Dikey mimariden yatay mimariyi baz alan ve o bizim özlediğimiz kimlikli şehri ulaşma imkanımız var. İlk defa 50 yıl sonrasını gözeten bir imar planlı şehir uygulaması yapacağız. Ve burada ne yapacağız? Mühendislerimiz, mimarlarımız, gençlerimiz örnek bir projede burada yetişecekler ve bunları dünyanın her yerinde uygulamaya başlayacaklar. Şimdi bu devasa gemilerden milyar dolarlar ticaretten para kazananlar var. Ama her türlü liste karşı karşıya olan benim, biziz ve bundan bir beklentimiz yok. Neden ben onlara alternatif bir kalan yaratarak buralardan ülke ekonomisine katkı sağlamayayım? Deniz ticaretinde bir geminin bir gün beklemesinin, orta tonajlı bir geminin yaklaşık 100 bin dolar. Evet. Şimdi 70 bin gemi trafiği olduğu bir yerde Marmara Denizi'nde
kaç bin geminin bekleyeceğini öngörebiliyor musun? Çok özür dilerim. Bu arada evet. Başkan Erdoğan da törenin yapılacağı alana giriş yaptı. Kapalı alana giriş yaptı ve hitaplar da aslında burada gerçekleşecek. Başkan Erdoğan burada az sonra konuşmasını gerçekleştirecek ve tören alanına artık giriş yapmış bulunuyor. Yavaş yavaş da aslında o güne bize tanıklık etmiş olacağız. Evet. Başkan evet. Erdoğan'ın sahneye çıkmasıyla birlikte. Buyurun evet. Kimenizi alalım. Şimdi bu devasa gemilerin 10 gün 15 gün bir denizde beklemesi milyon dolarlar. Tabii biz Kanal İstanbul devreye girdiğinde İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmayacak. Ama bir ticaret adamı 10 gün denizde bir temizcinin beklemesinin bedelini 2 milyon dolar yerine alternatif bir su kanalıyla geçiş imkanı sağlandığı takdirde bedel karşılığında orayı tercih etmez mi? Tercih tabii ki edecektir. Tamam. Bu nedenle diyoruz ki önümüzdeki yıllarda Karadeniz'de ticari hacim artacak. Daha fazla olacak. Şimdi uzak doğudan batıya bir koridor var, ticari koridor. Ekonomik değeri 710 milyar dolar. Ve bu ticari aksın ortasındayım ben. Neden ben bunu şimdiden öngörerek bu ticari aksa ülkenin menfaatlerinde gerekli yapılanmaları yapmayayım? İşte Karadeniz'de göreceksiniz devasa limanlar olacak. Lojistik merkezleri olacak. Bilim üsleri olacak. Yat limanları olacak. Bunların hepsi katma değer üstüne katma değer katacak projeler. Bugün Kanal İstanbul projesinin 15 evet. milyar dolar. Şimdi dilerseniz hemen Recep Bey'e evet. sözü bırakalım. Şehir yönetimi açısından siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Neler ekleyeceksiniz efendim? Şöyle söyleyeyim ben. Ben tabii meseleye daima küresel bakıyorum. Evet yerel düşünmemiz, küresel düşünmemiz lazım. Yerel hareket etmemiz lazım ama önce küresel düşünmemiz lazım. İstanbul dünyada çok önemli şehirlerle rekabet etmesi gereken bir şehir. Tarih İstanbul'a bu misyonu yüklemiş. Coğrafya İstanbul'a bu misyonu yüklemiş. İnsanlık İstanbul'a bu misyonu yüklemiş. İstanbul'un rakibi ne Nairobi'dir, ne Lagos'tur, ne Karachi'dir. İstanbul'un rakibi Londra'dır, Paris'tir, Hong Kong'tur, Şangay'dır, Tokyo'dur ve New York'tur. İstanbul'un rakibi bunlardır. Fakat İstanbul'un sıkıntısı ne? İstanbul'un kapasitesi yetersiz. Kanal İstanbul, İstanbul'a bir kapasite kazandıracak. Bu, yani bir gemi geçişi, su geçişi projesi değil Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'da kongre ve fuar merkezi olacak mı? Olacak. Sağlık turizm bölgesi? Olacak. Ekolojik turizm bölgesi? Olacak. Akıllı şehir? Olacak. İki tane büyük liman? Olacak. Lojistik merkez? Olacak. Teknoloji geliştirme bölgesi? Olacak. İstanbul'da şu anda bütün bunların bir arada bulunduğu bir yer yok. Ama Şangay'da var. Tokyo'da var. San Francisco'da var. İstanbul niçin bu şehirlerle rekabet edemiyor? Dubai'de var. Birlikte olmadığı için, bir temerküz oluşmadığı için, bir kümelenme oluşmadığı için. Bu nedenle de İstanbul ciddi anlamda sinerji kaybediyor. Bakın çok ciddi altyapı eksiklikleri var şehrin. Küresel açıdan baktığımız zaman, yoksa yerel ulusal açıdan İstanbul harikulade bir şehir. Ama küresel açıdan baktığımızda ciddi altyapı eksiklikleri var. İşte Kanal İstanbul projesi İstanbul tarihinin en önemli projesi olarak gündeme getirilmiş bir şeydir, vizyoner çalışmadır ve İstanbul'u dünyanın vitrinine taşıyacak. İstanbul artık kendi sıkletindeki şehirlerle değil, olması gereken şehirlerle rekabet eden bir noktaya gelecek. Los Angeles'la, Sydney ile, Fransız Rivierası'yla, bakın turizm anlamında, Miami ile rekabet edebilecek bir noktaya gelecek. İstanbul'da teknoloji geliştirme bölgesi nerede? Ta Gebze'de mesela bakıyoruz. Ama şehirdeki bütün şeylerin, teknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin 1/4'ü de Avrupa yakasında. Fakat Avrupa yakasındakiler de dağınık. İşte İTÜ'nünki bilmem nerede, Yıldız'ınki bilmem nerede. Özel sektörün Ar-Ge merkezleri şehrin değişik yerlerine dağılmış vaziyetteler. Kanal İstanbul bölgesindeki işte on binlerce dönümlük arazi üzerine kurulacak teknoloji geliştirme bölgesiyle birlikte adeta bir tür Silikon Vadisi oluşacak. Silikon Vadisi'ni küçümsememek lazım. San Francisco'yu San Francisco yapan Silikon Vadisi'dir. Silikon Vadisi olmadan önce San Francisco suçlarla anılan bir şehirdi. Hatırlayacaksınız bizim çocukluğumuzda San Francisco sokakları diye bir şey vardı, dizi film vardı. Detroit keza aynı şekilde, Detroit de öyle. Tabii Detroit zaten şu anda çöküntü halde. San Francisco şu anda ABD'nin en zengin şehri. 75 bin dolar milli geliri var. Kişi başına şu an milli geliri New York'un önünde. Kişi başına şu an domain sayısında New York'un, bırakın New York'u, Manhattan'ın önünde San Francisco. Bunlardan örnek alınarak geliştirilmiş bir proje olduğunu ben düşünüyorum. Türkiye tarihinin en büyük projesi, İstanbul tarihinin en büyük projesi. Eğer bütün etaplarıyla faaliyete geçer de
rantabl bir şekilde işletilir. İstanbul Havalimanı'yla da sinerjistik bir işbirliği, daha doğrusu sinerjistik bir ortam oluşursa kanalın kendisi çok mütevazı kalacak. Zaten yeni havalimanıyla entegre bir şekilde çalışacağını biliyoruz değil mi? Tabii kanalın kendisi mütevazı kalacak. Yani neden o zaman çünkü kanalı ayrı düşünmek, belki hani önem anlamında ayrı düşünmek, bir de çevresini ve oluşturulacak çevre kanalın önüne geçecek. Önüne geçecek. Tabii diyorsunuz. Ki çevre kanalın önüne geçecek. Ben size bir örnek vereyim. Almanya'da Hannover'de dünyanın en büyük fuar alanı var. Deutsche Messe. 496 bin metrekare. Bizim en büyük fuar alanımız kaç metrekare? 120 bin metrekare. Biz neredeyiz? Dünyanın merkezindeyiz. Hannover'deki havalimanının 3-4 milyon bir kapasitesi var, o kadar. Ama dünyanın en büyük fuar merkezi orası. Deutsche Messe. Peki fuar merkezinden kazandıkları para ne kadar? Milyarlarca euro. Biz neden kazanamıyoruz? Bizim fuarlarımız neden sönük geçiyor? Altyapı eksikliğinden, bağlantı eksikliğinden geçiyor. Eğer biz ciddi bir uluslararası iletişim faaliyeti de sağlarsak, o zaman bütün bu faktörler bir araya geldiğinde çok ciddi bir sinerji ortaya çıkacak. İletişim de çok önemli. Çünkü Frankfurt neden bir Londra olamıyor? Halbuki hayat kalitesi daha yüksek. Alman ekonomisi İngiliz ekonomisinden daha güçlü. Efendim, Frankfurt'taki bankalar Londra'daki bankalardan, yerel bankalar Londra'daki bankalardan daha büyük. Ama Frankfurt bir Londra olamıyor. Sebebi iletişim, iletişim, iletişim. Yani aslında bu projenin ekonomik boyutu var, diplomatik boyutu var. Ticari boyutu var, emniyet güvenlik, yönetim boyutu var, yönetim, çevresel siyaset, boyutu var. Diğer taraftan işte sosyolojik, dünyaya deniz, bir mesajı bitki, da var. İşte ne bileyim, deniz canlıları çok boyutlu. Şimdi mesela burada konuşurken ve daha önce de hep duyduğum şuydu. Mesela İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısında azalma var, artış yok ama tonajda artış var. Evet. Peki bu tonajdaki artış bir risk tabii oluşturuyor mu? Ve iki katı risk oluşturuyor. Gemi sayısı önümüzdeki yıllara ilişkin projeksiyonlarda artacak diyoruz. Tabii ki. Onunla bir tezatlık oluşturmuyor mu? Yani ya gemi sayısı müthiş bir tezatlık var. Zaten ben bu işte bu savunmaya karşıyım. Ben bu teze karşıyım. Geçen gemi sayısı işte 40 adetti. Şimdi 30 tane oldu. Çıkmışsınız emniyetten bahsediyorsunuz. Bak zaten azalıyor. Deniz turizmi bitiyor. Ya böyle bir şey mümkün mü? Yani gelişen dünyada, gelişen çağda ticaret durur mu? Hele ki deniz ticareti. İyi de peki o zaman ne oluyor? Risk iki katı artıyor. Tam tersi. Niye? Bir deniz aracı kaza yaptığında bir birim yakıt sızdırıyordu. Ancak şimdi kaza yapan deniz aracı 10 katı yakıt sızdıracak. Tonajın artması riski düşürmez, riski arttırır. Çok daha fazla risk artacak. Tonajın artırması esasında gemi ebatının büyümesi demek. Evet, tonajdan kastımız ebatın büyümesi. Evet. Bir ilave yapacağım. Çünkü neden? Çünkü Karadeniz bölgesindeki limanlarda da ciddi bir yatırım var. Yani evet, bölge ülkeleri o limanlara çok büyük yatırım yapıyor. Yani orası bir ticaret evet, bölü anlamında canlıyor. Oraya küçük bir ekleme yapayım. Çok özür dilerim izninizle. Karadeniz Havzası kavramını kullanmak lazım. Çünkü Karadeniz dediğimiz denize sadece 6 ülkenin sınırı var. Ama havza dediğimizde 30-40 ülke var orada. Doğu Avrupa'nın tamamı Karadeniz Havzası içerisinde. Bunlar Tuna, Prut, Dinyeper, Dinyester, Don, Volga gibi nehirlerle Karadeniz'e bağlılar. Bu nehirler bizim nehirlerimiz gibi değil. Hepsi taşımacılığa müsait nehirler. Yani gemiler Karadeniz'den bir girdiklerinde ta Belgrad'a kadar, Budapeşte'ye kadar, hatta Bratislava'ya ve Viyana'ya kadar varıyor. Hatta Almanlar Main Nehri ile Tuna Nehri'ni birleştirdiler. Kelheim'deki kanalla ve gemiler bu nehir sistemi üzerinden Kuzey Denizi'ne de bağlanabiliyorlar, çıkabiliyorlar yani. Öbür taraftan Kazakistan'ın limanları aslında Karadeniz'in şeyidir, eklentileridir, entegre limanlarıdır. Rusya'nın kuzeyindeki Moskova gibi, St. Petersburg gibi şehirler Karadeniz Havzası içerisinde yer alır. Bu nedenle bütün bunları dikkate aldığımızda çok büyük bir ekonomik coğrafyadan bahsediyoruz. Çok özür dilerim. Lütfen buyurun. Şeyde hesaba katmak lazım ama çok özür diliyorum Sayın Hocam. Ben o kısımdaki o noktayı bir bitireyim. En büyük artışı zaten biz yaptıracağız. LNG sayısı artacak Boğaz'dan geçen. Petrol tankeri sayısı artacak. Niye? Çünkü biz rafinerileri dikiyoruz zaten oraya. Evet. Bakın 5 yıl içinde bu gaz oradan çıkartılacak. Evet. Zaten en başta bizim yüzümüzden orada ciddi bir ekonomik kalkınma olacak. Bakın Rus ajantaları, Ukrayna ajantaları, Bulgaristan ajantaları, yani gemi hizmeti veren, platform hizmeti veren şirketler bize teklif veriyor.
Düşünün, onlar bize teklif veriyor. Biz sizin bu taşımacılık hizmetlerinizi yapalım. Biz sizin acenta ihtiyaçlarınızı karşılayalım. Yani değerli üstadlarımın dediği gibi bölgedeki ekonomik hareketlilik 5 yıl içinde inanılmaz artacak. Marmara'dan fazla artacak Karadeniz'den. Sadece Kanal İstanbul'u Kanal İstanbul gibi görmeyin lütfen. Bakın, tabii. Çanakkale Köprüsü, İzmir Limanı, İzmir Otobanı, Osman Gazi Köprüsü, 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul. Yani bir ticari çemberden bahsediyoruz. Yeni nesil İpek Yolu. Hatta hiç siz ona şey de ekleyin. Bir ticaret. Bakü Tiflis Kars Demir Yolu ve evet, Marmaray. Yeni nesil İpek Yolu gibi oldu. Hiç durmayan bir ticaretten bahsediyoruz. Çanakkale'den başlayacak, Avrupa'dan gelir. Yani bir ring oluşturuluyor. Kesinlikle Karadeniz Otobanı ve Kanal İstanbul'la deniz ticaretini birleştirip bir entegrasyon var. Tabii İtalya'dan, yani Yunanistan'dan gelen yük, evet, karayoluyla geldikten sonra bu entegre sistem sayesinde deniz yoluyla Karadeniz'e çok rahat açılacak. Peki bu yolların geçmesi demek o şehirlerin, yani o bölgelerin ve etrafında oluşan yerlerin de değerlenmesi, güçlenmesi anlamına mı gelir? Kesinlikle. Peki, bugün Çanakkale'de değer artmadı mı? Arsa fiyatları arttı. Tabii. Peki yani... kötü müdür? Bir de şöyle bir şey, böyle bir eleştiri. İşte o bölge değerleniyor, rant sağlanıyor gibi bir eleştiri de var. Bölgenin değerlenmesi kötü bir şey midir? Ekonominin dağılmasının neresi kötü? Ekonomi bir yere, bir yerde, evet, mi kalması, kötü. Toplumun geneline yayılması mı iyi? Kesinlikle. Toplumun geneline yayılırsa her yaptığınız her bir yatırım, her bir coğrafyada alternatif bir yer, cazibeli bir yer demektir. Ev sayısı artarsa kira sayısı düşer. Bölgesel kalkınmayı yapıyorsunuz. Bölgesel kalkınmanın da teşvini yapıyorsunuz. O yüzden sadece Kanal İstanbul'u 45 kilometre boyunda bir deniz aksı olarak lütfen görmeyelim. Şimdi tabii hep ekonomik boyutundan bahsediyoruz ve ama biraz farklı bir boyut da katmak istiyorum işin içine. Yani tabii merak ediliyor. İşte Boğaz Güvenliği, siz az önce anlatırken, evet, bahsettiniz. Belki biraz geriye de dönmekte fayda var. Başkan Erdoğan hatta 2011'de ilk defa projeyi hatırlattığında, anlattığında hatırlayacaksınız. Tabii ki sizler daha iyi hatırlayacaksınız, bize anlatacaksınız. Boğaz'da infilak eden Independent'ı değil mi? O gemiden bahsetmiş. Yani Boğaz'daki güvenliği, günlerce süren yangından bahsediyoruz. Çok özür diliyorum. Bu arada salondan bir açıklama var. Onu bir dinleyelim. Tanıtım videosu var. Tanıtım videosu. Onu ekranlara getiriyoruz. Birbirine bağlandığı bir coğrafya haline gelecek. Bu coğrafyanın merkezinde ise kıtaları ve kültürleri birleştiren şehirler şehri İstanbul var. Yüzyıllardır Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri hayata bağlayan İstanbul, dünya ticareti için alternatifsiz bir geçiş kapısı. İstanbul Boğazı'ndan son yıllarda günde ortalama 120 gemi geçiyor. Bu da yılda ortalama 43 bin gemiye tekabül ediyor. Dünyanın en yoğun su yollarından birisi kabul edilen İstanbul Boğazı'nın yükü ve riskleri her geçen gün giderek artıyor. Boğaz'da 12 noktada çok kritik rota değişim manevrası yapılıyor. 6 deniz mili üzerine çıkan yüzey akıntıları ve ters yönlü dip akıntıları Boğaz'da yolculuk yapan gemileri oldukça zorluyor. Kıtalar arası günlük 2000'in üzerinde yerel trafik seferi de gemi trafiğini yoğunlaştırıyor. Bugüne kadar İstanbul Boğazı'nda birçok gemi kazası yaşandı. Onlarca insan yaşamını yitirdi, telafisi olmayan büyük kayıplar ve çevre felaketleri yaşandı. Bu tehlikeli yolculuk çevreyi ve Boğaz'ın tarihi dokusunu her an tehdit etmekte. 15 saati aşan bekleme süreleri de denizcilik sektörü için büyük maddi kayıp oluşturuyor. Kapasitesinin üzerinde gemi trafiği bulunan İstanbul Boğazı'ndaki bu yoğunluğu azaltmak, Boğaz'ın tarihi dokusunu korumak, çevre risklerini önlemek, maliyetleri düşürmek ve denizcilik sektöründe küresel bir aktör olmak için ülkemizin alternatif bir su yoluna ihtiyacı var. Ve bu amaçla Türkiye, yüzlerce uzmanın çalışmasıyla son şekli verilen Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan yeni bir su yolu olacak geleceğin projesi Kanal İstanbul'u hayata geçiriyor. Tüm gemilerin beklemeksizin geçebileceği, geleceğin akıllı seyir sefer teknolojileriyle etkin bir şekilde yönetilecek kanal, ülke ekonomimize büyük bir maddi katkı ve binlerce kişiye istihdam imkanı sunuyor. Kanal üzerinde inşa edilecek köprüler,
kanalın altından geçen raylı sistem hatları ve modern karayolu sistemleriyle bölgede hızlı, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlanıyor. Güvenli bir şekilde gemi trafiğinin sağlanması ve kaza anında müdahale için yanaşma rıhtımları oluşturuluyor. Kanalın Karadeniz girişine emniyetli bir şekilde işleyebilmesi için dalga kıranlar yapılıyor. Oluşturulacak turizm bölgeleri, teknoloji geliştirme alanı, lojistik merkezleri, rekreasyon alanları, yenilenebilir enerji kaynakları ve yeşil alanlarıyla geleceğin yaşamı burada şekilleniyor. Ve bugüne kadar yapılamaz denilen büyük projelerin mimarı ülkemiz bir hayali daha gerçekleştiriyor. Geleceğin projesi Kanal İstanbul Türkiye'ye değer katıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, kıtaları kavuşturan coğrafyası, her döneme tanıklık eden mimarisiyle medeniyetler şehri İstanbul'da dünya çapında önem arz eden Kanal İstanbul'un ilk adımını oluşturan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atmasını birazdan gerçekleştireceğiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Görüntüler salondan efendim ekranlara geldi. Başkan Erdoğan da... Efendim bu arada salondan görüntüleri de az önce ekranlarınıza getirdik. Başkan Erdoğan da salondaki yerini aldı ve az önce Kanal İstanbul'un tanıtım videosunu da ekranlarınıza getirdik. Bu arada bizlere bir konuğumuz daha eşlik ediyor. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayına. Orada Ulaştırma Bakanı kürsüye çıktı. Bir dinleyelim. Tekrar salona dönüyoruz efendim. Teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizde son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmek için olağanüstü yatırımlar yaptık. Bazılarının hayal dediği, bazılarının ise hayal bile edemediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Bu projelerin yanı sıra bölünmüş yol uzunluğumuzu 6000 kilometrelerden 28200 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle açtık. Ülkemizi yüksek hızlı tren hatlarıyla ördük. Havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hava yolunu halkın yolu yaptık. TürkSat 5A uydumuz hizmet vermek için gün sayıyor. Sizlerin de teşrifiyle 28 Haziran Pazartesi günü uydumuzu hizmete alıyoruz. Haberleşme alanında da attığımız adımlar ve yaptığımız yatırımlarla ülkemizin çağın ötesine geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnançla yürüttüğümüz bu çabalarımız ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına, ticari hareketlerinin gelişmesine ve istihdam artışına katkı sunarken halkımızın daha çevreci ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasına imkan vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, hiç şüphesiz ulaştırma sektörünün en önemli bileşenlerinden biri su yolları ve denizcilik alanı oldu. Günümüzde yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt gibi tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar için de çok ciddi kaza riski söz konusu. İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitenin 25 bin olduğu düşünüldüğünde bugün yaklaşık 45 bin olan önümüzdeki yıllarda 78 bine çıkacak olan gemi trafik yükünün İstanbul Boğazı'nın seyir, can, mal ve çevre güvenliği tehdit ettiği daha da iyi anlaşılıyor. Daha geçen hafta seyir halindeki kargo gemisinin bir balıkçı teknesine çarpması sonucu
İki balıkçımızın hayatını kaybetmesinin acısı hala yüreğimizde. Bunlar İstanbul Boğazı'nda alternatif bir geçiş güzergahına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanım, mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul tamamlandığında, başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması, Boğaz'ın tarihsel ve kültürel dokusunu korunması yanı sıra İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü de hafifletecektir. Simülasyonlarımıza göre Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek, Karadeniz ticaret gölü haline dönüşecek. Ülkemiz uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacak. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, limanlar, demir yolu bağlantıları ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul Türkiye'yi, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Temelini attığımız köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul'un Sazlıdere kesiminin geçişini sağlayacaktır. Gergin eğik askılı köprü tipinde ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün eğik askılı köprü tabliyesi 46 metre genişliğinde 2x4 şerit genişliğinde olacaktır. Yaklaşım viyadükleriyle köprümüzün toplam uzunluğu 1618 metre olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün geleceğimizi tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam anlamıyla vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile aslında ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını açıyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusunda artan ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan bu stratejik hamlemiz, ülkemizi küresel bir lojistik üst konumuna getirerek hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacak. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi son verirken, Türkiye'nin geleceğini ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için şükranlarımı sunuyorum, saygılarımla arz ederim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli Meclis Başkanım, Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli bakanlar, milletvekili arkadaşlarım, sevgili İstanbullular, hanımefendiler ve efendiler, hepinizi bu tarihi an, bu tarihi günde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda 27 Nisan 2011 tarihinde kamuoyuyla paylaştığınız çılgın proje Kanal İstanbul'un açıklandığı günkü heyecanı yaşıyorum. Doğrusu bir konuşma beklemiyordum. Sağ olun, lütfettiniz. Şunu söylemek isterim. Kanal İstanbul projesi üzerinden maalesef kamuoyunu olumsuz algı oluşturmak için fırsat kollayanlar oldu. Biz bunları biliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını yaparken de aynı itirazlar, gezi olaylarına karşı çıkanlar
havalimanını yapmayın. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayın. Bu projelerden vazgeçin diyerek bize kafa tutmaya kalkmışlar, pazarlık etmeye çalışmışlardı. Ama dünyanın en büyük havalimanı liderliğinizde yapıldı ve şimdi de o karşı çıkanlar en önce kullananlar oldu. Türkiye'de hep böyle oluyor. Yapılıncaya kadar karşı çıkarlar ama sonunda da en önce onlar geçerler. Onlar kullanırlar. Tabii ki biz hizmeti herkes için yapıyoruz. İnsan için yapıyoruz. Hizmette siyaset olmaz. Bu proje Türkiye'nin sadece projesi değildir. Bu bölgenin projesidir. Üç kıtayı birleştiren dünyanın incisi İstanbul'u emniyete alacak önemli bir projedir. 1930 yılında İstanbul Boğazı'ndan boyu en fazla 120 metre olan en fazla yılda 3000 gemi geçiyor. Bugün bu sayı 40.000'in üzerinde. Gemi boyu da 120 metreden 350 metreye kadar çıkmış. Taşınan yüklerin %10'undan fazlası patlayıcı, doğal gaz ve petrol. Her biri bir nükleer bomba. Biz diyoruz ki su yolu için gemilerin Karadeniz'den Akdeniz'e, oradan dünya denizlerine açılması için emniyetli bir su yolu yapalım. İstanbul tarih, kültür şehri, boğazımız da İstanbul'a kalsın, İstanbulluya kalsın. Oradaki yerel trafik, vatandaşlarımız boğazın o güzelliklerini hem denizden hem de karadan hiçbir endişe hissetmeden yaşasın istiyoruz. Proje bu kadar hayati öneme sahip. Dünya ticareti artmaya devam ediyor. Bölgemizde 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. 1,5 milyar insan yaşıyor. Dolayısıyla bu bölgede gelecek 5 yılda dahi 5 milyar tonluk yük artışı söz konusu. Boğazın boyutlarını büyütemeyeceğimize göre günlük 2000'i bulan yerel trafiği, 500 bin insan taşınan boğazları içinde bulunduğu kaza riskini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu proje her yönüyle çok önemli projedir. Kendi içinde fizibilitesi olan İstanbul'un güvenliğine katkı sağlayan, hava kirliliğini önleyecek olan Karadeniz, Akdeniz'deki akışları hızlandıracak, böylece Marmara'daki oksijen azalmasını da ortadan kaldıracak çok önemli proje. Neden bugünlere kaldı diye soruluyor. Çünkü böylesine büyük bir projeyi enine boyuna her safhasında bilim adamları tartıştılar. 200'den fazla bilim adamı çevre değerlendirme raporu hazırladılar. 9000 sayfadan fazla rapor hazırlandı. Bütün ihtimaller, bütün olumsuzluklar, avantajlar, Türkiye'ye kazandıracağı fırsatlar bir bir değerlendirildi. Bu proje Boğazlar rejimine asla çelişki teşkil etmiyor. Bu proje Montreux'e de asla aykırı düşmüyor. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakkı olan egemenliğinde tamamen uluslararası ticarete açık bir su yolu
ve etrafındaki yapılaşmasıyla bir yaşam merkezi, bir ticaret merkezi, kültür ve İstanbul'un zenginlik merkezi haline geliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, göreve başladığımızda bize bir talimatımız oldu. Yedi tepeli İstanbul'a yedi tane muazzam eser yapalım diye. Onların sonuncusuyla Kanal İstanbul'la bu vaadimizi yerine getiriyoruz ve tamamlıyoruz. Hatırlatalım. Neydi bunlar? Avrasya dedik, yaptık, hizmete aldık. Marmaray dedik, yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi. İstanbul-Ankara hızlı treni hizmete girdi. İstanbul-İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü yapıldı, hizmete girdi. Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı hizmete girdi ve yedinci olarak da Türkiye projesi, bölgenin projesi Kanal İstanbul inşallah bugün Nakkaş ve bu Sazlıdere arasında, Temle, Kuzey Marmara arasındaki 45 kilometrelik otoyolun birleştiren kanal üzerinden geçecek Sazlıdere Köprüsü ile Bismillah dedik ve projeye de başlamış olduk. Ülkemiz için, İstanbul'umuz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve şu bilinmelidir ki bu projeyle yapım esnasında Sayın Cumhurbaşkanım en az 10 bin kişi iş az sahip olacak. Bu da 40 bin insanın ekmek kapısı demek, işletmede de aynısı devam edecek. Bu duygularla bana bu fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ülkeni tanırsan dünyayı görürsün. Seninle başlar, senden geçer cihanın yolları. Dünyanın yolları birleşince duyacaksın kalp atışını geleceğin. Göreceksin atılan ilk kilometre taşını. Senden geleceğe kalacak mirasını. Türkiye'nin stratejik hamlesi, milyonların istikbali, dünya ticaretinin geçiş merkezi Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'un ilk yapısı, Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyor. Milletimize hayırlı olsun. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere asrın projesi Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atma törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Aziz milletim, sevgili İstanbullular, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Şu anda dışarıda bulunan tüm hemşehrilerime en kalbi duygularla sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda atılan adımlara
bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi ülkemizin kalkınma mücadelesinin sembol isimlerinin ruhlarını bir kez daha şahit ediyoruz. Evet, bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş Başakşehir kesiminin Sazlıdere Barajı üzerindeki bağlantı yolu da olan bu köprünün ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Kanal İstanbul projesini bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle maalesef projenin ilerlemesi biraz gecikti. İşte bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje kapsamındaki ilk köprünün temelini atmak üzere bir aradayız. Sazlıdere Barajı'ndayız. Ve Kanal İstanbul'a acaba bu proje neden gerekliydi? Gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz? İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3000 gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45.000'e ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki 54 ayrı iskelede günde 500.000 kişilik insan trafiği söz konusudur. Dolayısıyla Boğaz'da hem kuzey, hem güney, hem doğu batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde Boğaz'dan geçen gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldi. Her büyük geminin Boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayatta çok büyük tehdit altına giriyor. Gemilerin karaya çarpması halinde ise hem kültürel mirasımız zarar görüyor, hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı biraz ilerlemiş olan İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır. Şimdi buradan gençlerimize sesleniyorum. Z kuşak. Bütün bu gençlere sesleniyorum. Bakınız, bütün bu olanlar, bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler neleri gerçekleştirdik? Hangi adımları attık? Bunları bilmeniz gerekiyor. Daha geçtiğimiz yılın ilk ayında Kabataş açıklarında kıyıya sürüklenen dev bir Rus savaş gemisinin yol açtığı endişeyi henüz unutmadık. Montreux'de kılavuz kaptan ve romörkör kullanımının zorunlu tutulmaması ticari gemilerin Boğaz geçişindeki riskleri daha da artırıyor. Büyük gemilerin geçişi için Boğaz'ın kapatılmak zorunda kalınması ve gemiler arasında bırakılması gereken mesafeler ciddi zaman kayıplarına yol açıyor. Bu tür gemiler için beklemede geçen her saat
önemli bir maliyet demektir. Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Halbuki hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. Kapasite yoğunluğunun kaynaklanan sintine ve balast sularının yol açtığı sıkıntılar yanında ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. İşte şu müsilajla ilgili bakın Marmara ne durumda? Felaket değil mi? Nedir bu durum diye hep yandık diyoruz. Boğazı gemi geçişlerini kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için yeni bir kanal inşası düşüncesini gündeme getirdik. Esasen biz Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Aziz milletim, Kanal İstanbul projesiyle amacımız her şeyden önce İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır. Gemi trafiği yükünün hafifletilmesi, Boğaz'ın giriş ve çıkışındaki beklemelerin azaltılması, Boğaz'daki seyir zorluğundan kaynaklanan sıkıntıların ortadan kaldırılması da projenin amaçları arasında yer alıyor. Elbette ülkemizin küresel ticarette daha etkin rol oynaması, ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alması ile diğer stratejik unsurları da bunlara eklememiz gerekiyor. Proje kapsamında yer alan 500 bin kişi kapasiteli yerleşim alanları, depreme hazırlık için gereken alternatif yerleşim alanları oluşturulması konusundaki eksiğimizi de kapatacaktır. Görüldüğü gibi bu pek çok faydayı aynı anda sağlayacak bereketli bir projedir. Kanal İstanbul fikrini milletimizle paylaştığımız 27 Nisan 2011 tarihinden itibaren proje en ince detayına kadar çalışıldı. Önce güzergah, ardından sondaj ve ön proje, daha sonra etüt proje, takiben ayrıntılı saha ve laboratuvar çalışmaları ile ÇED süreci yürütüldü. Her ne kadar birileri kendi yetki alanlarında olmayan hususlarla ilgili bize sorulmadı diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun şekilde yürütüldü ve tamamlandı. Şimdi buradan sesleniyorum. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır. Ya siz zaten bu ülkede bugüne kadar dikili bir ağacınız yok. Bu ülkede sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Aynen bugün Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmara'yı yaptık. Marmaray'da yine aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi. Ama yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Yine onun da önünü kesmek istediniz. Osman Gazi'yi yaptık. Onun da önünü kesmek istediniz. İstanbul-İzmir yolunu yaptık. Onun da önünü kesmek istediniz. Eğer biz sizi dinlemiş olsaydık bunların hiçbiri yapılamayacaktı.
Birinci köprüyü yaptık. Bizden önceki büyüklerimiz, onların da önünü kestiniz. Fatih Sultan Köprüsü'nde aynı şeyleri yaptınız. Eğer o zamanın iktidarları sizi dinlemiş olsaydı, bugün ne Şehitler Köprüsü olacaktı, ne Fatih Sultan Köprüsü olacaktı, ne de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacaktı. Dinlemedik, dedik ki kervan yürür. Ve kervan yürüdü. Nisipi Köprüsü'nü yaptık. Eğer bunları dinleseydik, Nisipi Köprüsü de yapılamayacaktı. Ama biz dinlemedik, yolumuza devam ettik. Zaten bu hususlarda en küçük bir eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük olsaydı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı. Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi. Sadece proje çalışmalarında 11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplamda 204 uzman görev yaptı. Kanal hattı boyunca 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 adet jeofizik etüt gerçekleştirildi. Modelleme çalışmalarında dünyanın en önde gelen mühendislik merkezi bünyesinde 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı. Bay Kemal. Biz neyi, nerede, kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak, bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin bugün temelini atıyoruz. Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin %99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Buna göre kanalın uzunluğu, sevgili hemşehrilerim, sevgili İstanbullular, tüm sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum. Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi. Bir başka ifadeyle 275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 350 metre uzunluğa kadar olan konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Bunları İstanbul'dan kazasız belasız geçirmek öyle kolay iş değil. Her an her türlü riski taşıyordu. Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin Boğaz'a göre, dikkat edin, 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi. 13 kat. Kanal üzerinde birisi de bugün temelini attığımız olmak üzere toplamda 6 köprü inşa edilecek. Şimdi bugün birincisini temelli atıyoruz. Mevcut ana karayolu ulaşım hatlarının tamamı için kanalın üzerinden köprüyle geçiş öngörülüyor. Ayrıca demir yolundan içme suyu ve atık suya, doğal gazdan elektriğe kadar pek çok farklı alandaki 25 altyapı tesisinin tamamının da kanal geçiş projeleri kanal kazısı başlamadan önce tamamlanacak şekilde hazırlandı. Kanalın Karadeniz çıkışının hemen sağında yer alacak konteyner limanı ve lojistik merkezi. Şu
güzellikleri görüyor musunuz? Tam Karadeniz'e çıkıyoruz. Sağ tarafta bir lojistik merkezi ve muhteşem bir liman. Ülkemizin dış ticaretine bu da yeni bir soluk getirecek. Yine Karadeniz çıkışının solundaki rekreasyon ve yenilenebilir enerji alanı da İstanbul'a ayrı bir değer katacak. Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Kanal İstanbul sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. Proje alanının %52'si bu doğrultuda kullanılacaktır. Kanal İstanbul'un her biri ayrı emek gerektiren tüm mühendislik ve ÇED çalışmalarının bilimin ve tekniğin ışığında hukukun izinde yürütüldüğünün altını tekrar çizmek istiyorum. Ha, bir şey daha bilmeleri lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı dediğimiz zaman bir duracaksın. ÇED raporlarını rahatlıkla Çevre Şehircilik Bakanlığı verir, verebilir. Bunu da öğreneceksiniz. Tüm bu süreçte görev alan, sorumluluk üstlenen, katkı sağlayan bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza, firmalarımıza, mühendislerimize, uzmanlarımıza ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu uzun hazırlık döneminin ardından nihayet kanalın ilk köprüsünün temelini atma aşamasına geldik. İlerleyen dönemde hem kanal üzerindeki diğer köprülerin ve altyapı deplase çalışmalarını hem de kanal kazısını başlatacağız. Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelir ve proje kapsamındaki liman başta olmak üzere diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir. Böylece Türkiye devletin ve milletin kasasından, kesesinden 5 kuruş çıkmadan kendi gelirleriyle finanse edilerek dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır. Projenin bugüne kadar mevcut sürecini nasıl adım adım takip ettiysek, bundan sonra da tamamlanana kadar hassasiyetle takibini sürdüreceğiz. Türkiye'ye sağlayacağı katkılar, proje maliyetiyle kıyaslanamayacak kadar yüksek olan Kanal İstanbul, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaktır. Rabbime bizlere bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum. Aziz milletim, Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş döneminde başlatılan kalkınma hamleleri, kısa bir süre sonra varlığını hala sürdüren bir zihniyet tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Ülkemiz yakın tarihi, uçaktan motora, silahtan ilaca kadar her alanda başlatılan projelerin önlerinin bu zihniyet tarafından nasıl kesildiğinin örnekleriyle doludur. Kim bu isim? Evet, CHP. Atılan her adımın önünü kesmiştir. Şimdi bugünkü CHP'de aynen yine nasıl ön keseriz diye çalışmaların gayretin içindedir. Aynen onların yanında da onlara yandaşlık yapanlar yok mu? Var. Birlikte nasıl ön keseriz bunun gayreti içindeler. Uçak yapan Nuri Demirağ'dan, otomobil üreten, lokomotif motoru geliştiren nice isimlere Cumhuriyetimizin kalkınma hamlesinin gizli kahramanlarının
hazin hikayelerini artık tüm milletimiz biliyor. Tabii genç kuşak bunları bilmiyor. Bizim 19 yıl önce yaptıklarımızı bile bilmiyor. Eğitimde yaptıklarımızı, sağlıkta yaptıklarımızı, ulaşımda attığımız adımları, enerjide attığımız adımları bilmiyor. Ulaşım altyapısı konusunda bilmiyor. İşte değerli kardeşlerim, yapılan bölünmüş yollar, otoyollar, bütün bunlar maalesef genç kuşak tarafından bilinmiyor. İşte düşünün, 6000 kilometreden alınan yollar şimdi 27000 kilometreye geldi ama genç kuşak bunları bilmiyor. Gazi Mustafa Kemal'in de sürdürdüğü Osmanlı'dan miras demiryolu projeleri ipleri eline alır almaz kim tarafından durduruldu? İnönü tarafından durduruldu. İşte CHP'nin o engelleme politikalarının başlangıcı orası. Biz yeniden demiryolu inşasına başlayana kadar Türkiye bu kısırlığı yaşamaya devam etti. Nuri Demirağ'ın ürettiği uçakların ne ülke içinde satışına ne de ihracına izin vermeyerek fabrikanın kapısına kilit vurulmasına yol açtılar. Savunma sanayimiz gerçek anlamda küresel rekabet gücüne ancak bizim dönemimizde kavuştu. Rahmetli Menderes aralarında Vatan Caddesi'nin de bulunduğu bulvarları açarken buraya uçak mı indireceksiniz diye karşı çıktılar. Biz sadece şehir içindeki bulvarlarla kalmadık. Şehirlerimizin tamamını bölünmüş yollarla, köprülerle, tünellerle, viyadüklerle, dağları delerek hep söylüyorum ya, Aşık Veysel gibi biz dağları deldik. Tünellerle, viyadüklerle birbirine bağladık. GAP projesi ilk gündeme geldiğinde milletin hakkını yiyecekler diyerek ortalığı ayağa kaldırdılar. Keban Barajı için kurbağalara göl yapıyorsunuz. Burada üretilecek elektrik için ise bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz diyerek çamur attılar. Ülkemizin en büyük enerji ve tarım projesi GAP'ı yeniden ele alarak hızlandıran biz olduk. İstanbul Boğazı üzerinde inşa edilen birinci köprüye buradan mutlu azınlık geçecek diye karşı çıktılar. Ama bitince de ilk kendileri geçti. Rahmetli Özal'ın inşa ettiği ikinci köprüyü engellemek için her yola başvurdular. Bizim dönemimizde yapılan üçüncü köprüyle ilgili bir mahkeme kararını yanlış anlayıp artık iki beton kuleden ibaret diyerek sevinç naraları atanlar da yine bunlardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı genişletirken CHP'nin başındaki zat uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü diyerek aklınca dalga geçiyordu. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı bırakın ülkemizi bölgenin en aktif havalimanlarından biri haline geldi. Yetmiyor. Yetmiyor. Aynı kafa kendi alanında dünyanın en iftihar verici projelerinin başında gelen yeni havalimanımıza da çalmadık kara bırakmamıştı. İşte İstanbul Havalimanı. Dünyanın ilk üç havalimanından bir tanesi oldu. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. Şimdi bu havalimanıyla dünyanın her yerinde elhamdülillah övünüyoruz. Hatırlarsanız bu projeyi üstlenen firmalarımıza atmadık iftira, etmedik hakaret bırakmadılar. İstanbul Havalimanı bugün ülkemizin yüz akı olarak küresel bir marka haline dönüşmüş durumdadır. Aynı şekilde diğer yaptığımız yatırımlar ve değerli kardeşlerim ve denizlerin altından hamdolsun bakıyorsunuz farklı yerlere geçebiliyoruz. Niye? Çünkü ulaşamadığımız yer bizim değildir. Ve bugün millete hizmet eden ne kadar abide eser varsa
Hepsi de bu çapsız zihniyetin karşı çıkmasına rağmen ülkemize kazandırıldı. Türkiye modern tarih boyunca yaptığı tüm kalkınma hamlelerin ufuksuz, vizyonsuz, basiretsiz bu zihniyete rağmen başarıya ulaştırdı. Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Hem de ne karşı çıkma? Siyasetteki ferasetsizliklerini, icradaki kifayetsizliklerini, proje üretmekteki kısırlıklarını bir kenara bıraktım. Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. Biz geliyoruz. Geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Sizin elinizden bu yatırımları alacağız. Bankaları tehdit ediyorlar. Hatta hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Ya bu ne terbiyedir ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunları bilmeden bir yere varamazsınız. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir? Haberleri yok. Ödeme yapmazmış. Bankalara ödeme yapmazmış. Uluslararası bankalara ödemelerini yapmazmış. Milletimiz CHP kafasına kalsa ülkenin ne bu barajlara, ne bu köprülere, ne bu yollara, ne bu fabrikalara, ne bu hizmetlere kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor. Bu halk kimin bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmak için ter döktüğünü, kimin de avara kasnak gibi sürekli aynı şeyleri söyleyerek hiçbir iş yapmadan sırt üstü yattığını görüyor, biliyor. Kardeşlerim, eskilerin dediği gibi hep söylüyorum. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Varsın birileri semer peşinde koşsun. Biz ülkemize ve milletimize eser kazandırma mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak, siyasi ve diplomatik gücümüzü zirveye çıkarmak, güvenliğimizi en geniş yorumla sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yatırım yaparak, üreterek, istihdamı artırarak, ihracatı yükselterek, büyümeyi sürekli kılarak, potansiyelimizi son sürat harekete geçirerek büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Geçtiğimiz 19 yılda bu ülkeye sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, çevreden spora, her alanda neler kazandırdığımızın en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir. Merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi, ay iğnesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Bizim de referansımız 19 yılda Cumhuriyeti ve Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi bilen milletimizin ta kendisidir. Evet, bizim referansımız demokraside ve ekonomide ülkemizi dünyanın en üst ligine çıkarmamızdır. Bizim referansımız 84 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesini yükselten, geleceğini aydınlatan, umutlarını güçlendiren başarılara imza atmamızdır. Kanal İstanbul işte bu atılım zincirinin yeni bir halkasıdır. Bugün ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Yarın altyapı işlerine başlayacak, öbür gün kanalın kazmasını vuracak, makinaları çalıştıracak ve böylece bir abide eseri inşallah milletimizin emrine vereceğiz.
Fatih İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüterek dünyayı kendine ayran bırakmıştı. Boğazın üzerine birer kandil gibi astığımız köprülerle biz de dünyayı kendimize ayran bıraktık. İşte şimdi Çanakkale 18 Mart köprüsü yapılıyor mu? Yapılıyor. O da bir altın boynuz gibi, evet, Çanakkale'yi süsleyecek. Marmaray ve Avrasya Tüneli ile Boğaz'ın altından iki kıtayı birleştirerek dünyayı kendimize ayran bıraktık. Şimdi de Marmara ve Karadeniz'i yeni bir boğazla, Kanal İstanbul'la birbirine bağlayarak bir kez daha dünyayı kendimize hayran bırakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha temelini attığımız Kanal İstanbul Köprüsü'nün ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin ilk gününden şu anına kadar her aşamasında emeği geçen mimar, mühendis, işçi hepsini tebrik ediyorum. Ve değerli kardeşlerim, Rabbim kazadan, beladan muhafaza buyursun inşallah. Ve belirlediğimiz gibi 6 yıl gibi bir süre içerisinde inşallah burayı tamamlamayı da bizlere nasip etsin diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Zat Devletleri'ni bir müddet misafir ediyoruz sahnede. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Salızdere Köprüsü temel atma törenini butona basmak suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı ve Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı sahneye davet ediyoruz. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Az önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Başkan Erdoğan, projenin her aşaması hukuka, bilime uygun yürütüldü dedi. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum dedi ve kime sorulması gerekiyorsa onlara sorduk ve yola çıktık dedi. Projenin her aşamasının hukuka ve bilime uygun şekilde yürütüldüğünü dile getirdi Başkan Erdoğan. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin 15 milyar dolarlık maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz açıklamasında bulundu ve bugün ilk köprünün temeli atılacak, altyapı işleri çalışması da hemen ardından başlayacak dedi. Başkan Erdoğan şu anda yine salonda. Az sonra oradaki görüntüleri bir kez daha canlı olarak ekranlarınıza getiriyor olacağız. Az önce Başkan Erdoğan'ın konuşmalarını da ekranlarınıza canlı olarak taşıdık. Kanal İstanbul'da bugün tarihi güne efendim tanıklık ediyoruz. Sazlıdere Barajı üzerindeki köprünün temeli bugün atılıyor. İlk köprünün temeli atılıyor ve tören alanından da görüntüler ekranlarınıza canlı olarak yansımakta. Bu proje neden önemli dedi ve Başkan Erdoğan az önceki konuşmalarında da madde madde anlattı ve birazdan yine görüntüler canlı olarak ekrana geliyor. Temel atma töreninin bütün ayrıntılarını daha para ekranlarında sizlerle canlı olarak paylaşmaya bu arada da devam ediyoruz. Çok yoğun bir gemi trafiğinden olduğundan söz etti Başkan Erdoğan az önce. Boğaz'dan geçen gemilerin uzunluğunun arttığına dikkat çekti ve bunun ciddi bir risk oluşturduğunu az önce dile getirdi. Petrolden organik ürüne kadar birçok yük taşınıyor dedi. 2050'de Boğaz'dan 78 bin geminin geçeceğini raporlar sunuyor dedi. İstanbul Boğazı'nın ise burada kapasitesinin az kaldığına dikkat çekti. Değerli izleyenler, İstanbul Boğazı'ndan insanlık için hayırlı eyle Allah'ım. Allahümme Rabbi yessir. Ya Rabbi, bu eseri yapmak için
bizlere kolaylıklar nasip eyle. İstanbul Boğazı'ndan yılda ortalama 43 bin gemi geçiyor. Şu anda 12 milyar tonluk bir ticaret hacmi var. Önümüzdeki 10 yılda bunun 25 milyar tona çıkması bekleniyor. Ve şu anda İstanbul Boğazı'ndan da 43 bin gemi geçiyor. Gemi sayısının düştüğünü ancak yük miktarının da %25 oranında arttığına dikkat çekiliyor. İşte gemi boyutlarının büyümesi, buradaki trafiğin artması, gemi sayılarının artması ve bu hareketi de devam etmesi beklenmekte. İşte bunun için de Kanal İstanbul projesinin ne kadar önemli olduğuna az önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan da değindi. Ve salondan görüntüler de bir yandan ekranlarınıza geliyor. Bugün tarihi bir güne hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye bir mega projeyi daha hayata geçiriyor. Projenin detaylarından da bahsedelim. Kanal İstanbul projesinin kesit ve boyutlarını bir kez daha dile getirelim. Kanalın uzunluğu yaklaşık 45 kilometre. Hareket etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bütün milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle. Daha nice hizmetler yapmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu güzel eseri ve nice eserleri her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eyle Allah'ım. Hayırlı bir şekilde tamamlamayı nasip eyle Allah'ım. Kafeye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, Allah rızası için El Fatiha. Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim, Rabbim kazasız, belasız Kanal İstanbul'u tamamlamaya bizleri muktedir eylesin. Temelini attığımız gibi inşallah açılışını yapmaya da bizleri muktedir eylesin. Ve şimdi tabii herkesin önüne birer buton koyamadık ama butonlara yakın olan tüm kardeşlerimiz şimdi butonlara basacağız ve Euzu Besmele ile birlikte inşallah temeli atmaya başlıyoruz. Ekranlara bakarsanız dışarıda da ekranlar var. Bu ekranlardan da takip edebilirsiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Evet, tüm bu mutluluğu beraber yaşayan kardeşlerimize şahsım, partim, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Açılışta da buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi, asrın projesinin ilk adımı olan, ilk ayağı olan Sazlıdere Köprüsü temel atmasını butona basmak suretiyle gerçekleştirmiş. Ve Başkan Erdoğan'ın butona basmasıyla birlikte temel atma töreni de bu arada o temel atıldı. Ve Başkan Erdoğan konuşmaları sona erdi. Alandan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Şu sırada da Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temeli atıldı ve görüntüler alandan canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Burada heyecanlı da bir ortam var. O ortamı da ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz efendim. Konuklarımız da bize eşlik ediyor. Hemen onların da duygu ve düşüncelerini almak isterim. Haluk Sur bizimle birlikte. Recep Bozdoğan da bizlere eşlik ediyor. Tabii bir yandan da gözümüz tam anlamıyla temelin atıldığı alanda. Oradaki
oluşan ortamı da ekranlara getiriyoruz. Tabii konuklarım da bu arada biz canlı canlı o alanı görüp buradan izleyebiliyoruz. Konuklarım da bir yandan orayı inceliyor. Efendim hemen Haluk Bey sizin duygu ve düşüncelerinizi almak isterim. Buyurun. Hayırlı olsun ülkemiz için, milletimiz için. Çok önemli proje ve temel atma töreninde bugün tanıklık ediyoruz. Tarihi bir gün. Hayırlısı da tamamlanmasını, bir an önce ülkenin hizmetine, Türk ekonomisine kazandırılmasını arzu ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Emeğe geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Harika bir proje, dünya projesi. Recep Bey sizin de ilk etapta düşünceleriniz bugün İstanbul için alın. Tarihi bir an. Çünkü İstanbul tarihinin en büyük projesinin ilk adımı atıldı. Kanal İstanbul'un başlangıcı olacak olan Sazlıdere Köprüsü'nün bugün inşaat çalışmasına başlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak. Nasıl bir katkı sağlayacak hem İstanbul'a hem Marmara bölgesine hem de Türkiye ekonomisine gelen anlamda? Şimdi Kanal İstanbul projesini başından sonuna bir bütün olarak düşündüğümüzde İstanbul'un ihtiyacı olan küresel çapta İstanbul'a üstünlük sağlayacak bir kümelenme alanı oluşacak burada. İstanbul'da o kümelenme alanı yok. Yani mesela sağlık tesisleri dağınık. Evet evet. İşte kongre merkezleri dağınık, fuar merkezleri dağınık, havalimanı işte birçok yerden uzak vesaire. Teknoparklar aynı şekilde dağınık. Şehir yani çok geniş bir alana yayıldığı için bunlar da zaman içerisinde çok ciddi planlamalar yapılmadan ne yazık ki yerleştirilmiş. İlk defa Kanal İstanbul tarihinde bu kadar büyük ölçekli bir yatırım planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Nasıl bir kümelenme olacak peki? Hangi özelliği olacak buradaki kümelenme? Tabii şimdi bakın iki tane büyük liman, onu söylemiştik. Bunun olmazsa olmazı lojistik merkez, limanın olmazsa olmazı. Hemen yanlarında İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanlarından biri. Teknoloji geliştirme bölgesi, marina, sağlık turizmi bölgesi, ekoturizm bölgesi, akıllı şehir ve zaman içerisinde buraya eklemlenecek sayısız fonksiyonla beraber burası dünya çapında önemli bir şeye dönüşecek. Kümelenme ve temerküz alanına dönüşecek. Ben şöyle söyleyebilirim ki ileride San Francisco ile San Jose arası nasıl ki Kaliforniya'nın ve Amerika'nın kaderini adeta değiştirmişse Kanal İstanbul'un da böyle bir potansiyeli var ama bunun için planlama çalışmalarının, uygulama çalışmalarının ve yönetim çalışmalarının başından sonuna kadar büyük bir ciddiyetle devam ettirilmesi lazım. Gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması lazım. Artı uluslararası tanıtım ve işbirliği. Bunun için de ciddi bir strateji geliştirilip uygulanması lazım. Bazıları diyor ki efendim senelik 1 milyar dolarlık gelir, 2 milyar dolarlık gelir. Ben size şunu söyleyeyim. Bu proje eğer gerçekten ciddi bir şekilde sonuçlandırılırsa bu projeden devletimizin sağlayacağı gelir 10 milyar dolardan fazla olacaktır. Belki daha fazla yıllık. Yıllık. Söyleyeyim evet. Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun açıklamalarında da şu vardı. 12 yılda kendi gelirini kendi yaratacak. Kendi amorti edecek kendini. 12 yıllık bir süre. Böyle büyük yatırımlar için 12 yıl nasıl bir süredir? O kanalın kendisi için söylemişti. Diğer yatırımları dikkate almamıştı. Evet, 15 milyar dolarlık yani proje için. 12 yıl benim gördüğüm kadarıyla biraz da iktisat okumuş bir insan olarak çok da uzun bir süre değil. Yani yatırım yapmaya değer bir süre. Hatta ortalamanın da altında bir süre. Onu da söyleyeyim. Çünkü genelde bu işler için 20-25 yıl konuşulur. 12 yıl gibi bir zaman dilimi bana göre gayet iktisadi açıdan anlamlı bir zaman dilimi. Peki tabii bu şimdi sadece bir kanal projesi değil. Bir kalkınmadan bahsediyoruz burada. Az önce Serdar Bey de özetledi. Recep Bey de vurgu yaptı. Bu arada Recep Bey'i uğurluyoruz. Uğurluyoruz peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz Recep Bey. Yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Az önce Recep Bey de altını çizdi. Aslında Amerika'dan da örnekler verdi. Sizin de aslında yorumunuzu rica edeceğim bu noktada Haluk Bey. Nasıl bir şehir planlaması ve kentsel dönüşüm açısından da siz nerede görüyorsunuz Kanal İstanbul projesini? Sadece bir kanal projesi değil bu değil mi efendim? Çok büyük büyük resimde bakmak ve görmek gerekiyor. O kadar güzel bir şey söylediniz ki büyük resimde bakmak lazım. Hem de o kadar büyük ki Pekin'den Londra'ya bir kuşak bir yol projesinin dünya ticaretine çağ kaldıracak projenin en önemli merkezi olarak İstanbul ve Türkiye'de ve Türkiye'nin geliştirdiği altyapı projeleri söz konusu. Kanal İstanbul'da bunların en önemli çıpalarından bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi. Türkiye bir ticaret ve lojistik üssü olma durumunda öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ki yer küreyi düşünün. Kuzey yarımkürenin 30. ve 60. paraleller arasında dünya gayri safi hasılasının yaklaşık 75 trilyon doların %70-75'i
bu dediğim alanda üretiliyor. Yani 30. ve 60. kuzey paralel arasında. Doğuda Tokyo, Pekin, Şangay. Batıda New York, Chicago. Tam ortaları İstanbul. Ve 8-9 bin kilometre doğuya doğru, 8-9 bin kilometre batıya doğru uçtuğunuzda ve oradaki 30. 60. paralelleri dikdörtgen olarak düşünün, köşegenlerini birleştirin, kesişim noktası İstanbul ve Türkiye. Napolyon'un bir zamanlar dediği gibi, Napolyon Bonaparte'ın dünya tek bir ülke olsaydı baş şehri hiç şüphesiz İstanbul olurdu. Böyle bir projeden bahsediyoruz. Bir entegre altyapı projelerinin en önemli halkalarından bir tanesi. Otoyolların, köprülerin, tünellerin, hızlı demiryolu ulaşımının, Marmarayların, Avrasya tünellerinin tamamı, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, otoyollar, Kuzey Marmara Otobanı vesaire. Tabii ki 1915 Çanakkale Köprüsü ve oradan aşağı inen Çanakkale-İzmir Otobanı, İstanbul-İzmir Otobanı, bunların tamamını dikkate aldığımızda en önemli lojistik merkez Kanal İstanbul. Çok özür diliyorum Haluk Bey. Bu arada Başkan Erdoğan törenin alanından ayrılıyor. Bu arada oradaki gelişmeyi almak üzere arkadaşım Rıfat Fırat'a sözü hemen bırakıyorum. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Şimdi kameraman arkadaşım Oktay Baydar size Başkan Erdoğan'ın çıkışını gösteriyor. Tabii Erdoğan çok önemli mesajlar verdi. Bunu öncelikle ifade edelim. Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz açıklamasında bulundu. İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz. Kanal İstanbul kendini rahatlıkla finanse edecektir ifadesini kullandı ve Kanal İstanbul'un tamamlanma süresine de vurgu yaptı. 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz dedi Başkan Erdoğan. 10 ekonomi arasına sokmak için Türkiye'yi çalışmaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Yatırım yaparak, büyümeyi sürekli kılarak büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz açıklamasında bulundu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Tabii Sazlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün yaklaşım viyadükleriyle toplamda 1618 metre uzunluğunda olacağını ifade edelim. Köprünün ana açıklığı 440 metre, yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşacak. Kule yüksekliği ise 196 metre olacak. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Kanalın uzunluğu yaklaşık 45 kilometre olacak ve Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinden geçecek. Başkan Erdoğan 27 Nisan 2011'de Başbakanlık döneminde vermişti projenin müjdesini ve bugün de işte o projede yapılacak 6 köprünün ilkinin temeli atıldı. Bunu ifade edelim. Şu anda da helikopterler motorları çalıştırdı. Az önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan o ilk köprünün temel atma törenini gerçekleştirdi ve şu anda da alandan ayrılıyor. Bunu belirtelim. Tekrar edecek olursak, Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz açıklamasında bulundu. İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Kanal İstanbul kendini rahatlıkla finanse edecektir dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye'yi 10 ekonomi arasında sokmak için çalışmaya devam edeceğiz ve yatırım yaparak, büyümeyi sürekli kılarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz ifadesini kullandı. Projenin 15 milyar dolara mal olması bekleniyor. Başkan Erdoğan da az önce konuşmasında ifade etti ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da yaptığı açıklamada bu projenin kendisini 12 yılda amorti etmesi bekleniyor ifadesini kullandı ve şunu da belirtmek gerekiyor. Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak 6 köprünün ilki az önce Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk kazma vuruldu. Tabii şu anda da Apar ekranlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul proje sahasından ayrılışını görüyorsunuz Apar farkıyla. Bunu da ifade edelim. Kanalın inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları 1,5 yıl sürecek. Kanal inşaatının ise 5 yıl sürmesi planlanıyor ve projenin tamamlanma süresi de 6 yıl olarak öngörülüyor. Bunu da ifade edelim. Proje kapsamında
2 adet konteyner limanı bulunacak ve aynı zamanda bir yat limanı da proje arasında, projenin içeriğinde bulunuyor. Aynı zamanda da lojistik merkezi bulunacak. Evet, Şafak Tük'le Başkan Recep Tayyip Erdoğan az önce Kanal İstanbul proje sahasından ayrıldı. Bizler de Apara ekranlarında canlı yayınımıza getirdik. Sözü şimdi size bırakalım. Rıfat, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Değerli izleyenler, devam ediyoruz özel yayınımıza. Bir konumuz daha bizlere eşlik ediyor bu arada. AK Parti Çevre Şehir ve Kültür'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da bizimle birlikte. Çiğdem Hanım, öncelikle hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş bulduk. Şimdi önemli bir gün, tarihi bir güne daha tanıklık ediyoruz bugün. Mega projelerden biri. Elbette en çok konuşulan tarafı da çevre ve kültür. Bu noktada bize neler anlatacaksınız? Az önce Başkan Erdoğan aslında yer yer temas etti bu konulara ama sizden de görüşlerinizi rica edeceğiz bu noktada. Evet, en çok konuşulan tarafı hem çevre, hem şehir, hem kültürle ilgili boyutları aslında. Hakikaten bugün çok tarihi bir güneş daha şahitlik ediyoruz. Büyük bir projenin, asrın projesi olarak adlandırdığımız bu projenin temelinin atıldığına şahitlik ettik. Ve inşallah da proje 5 ile 7 yıl arasında olarak tanımlanan süreci içerisinde de tamamlanması ve sonra da inşallah açılışta da bir arada olmak duasıyla aslında başlamış olduk. Gerçekten Kanal İstanbul projesi tek boyutlu ve tek başına bir proje değil aslında. Çok boyutlu ve diğer bütün parçalarla da bir aradalığı büyük bir anlam ifade eden bir proje. Bir tarafta küresel boyutları var, bir tarafta İstanbul için ifade ettikleri var. Dediğiniz çok doğru. Aslında yöneltilen eleştiriler, daha doğrusu anlamaya yönelik yöneltilen eleştirilerin çoğu çevre boyutuyla ilgili. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın, daha önce bütün yetkililerin söylediği gibi aslında projenin çevreye zarar vermesi değil, projenin İstanbul'la ilgili özellikle yıllar sonra karşı karşıya kalması muhtemel büyük çevresel tehditleri bertaraf edecek bir proje olmasın. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da altını bir kez daha çizdi. Aynı zamanda sağlıksız yapı stoğunun İstanbul'un kültürel mirasını nasıl tehdit ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Kanal İstanbul çevresinde oluşturulacak yeni şehrin de bu anlamda bu sağlıksız yapılaşmaya büyük bir dönüşüm fırsatı sunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çevrenin, kültürün çok çok öncelendiği, merkezine alındığı ve inşallah önümüzdeki 10 yıllara, 100 yıllara da bu anlamda güçlü bir referans oluşturabilecek bir proje. Örnekler üzerinden gidersek, çevresel olarak nasıl bir katkı sunacak Kanal İstanbul? Şimdi bir ÇED raporu var, 18 ayda tamamlandı, 204 akademisyen, uzman çalıştı, uzun bir dönem vardı, hazırlık süreci, çalışma süreci vardı. Evet, örnek üzerinden gidelim. Nasıl katkı sağlayacak Kanal İstanbul çevreye mesela? Çevreden gidersek. Şu anda dünya ticaretinin %90'ının deniz yoluyla yapıldığını biliyoruz. Yani dünya ticaretinin %90'ının deniz yoluyla demek, hakikaten deniz kullanımının ne kadar yüksek olduğunu bize zaten özetliyor. Peki Türkiye'nin konumu nerede? Türkiye tam merkezde. Merkez ülke Türkiye diyoruz. Ve küresel bir liderliği de hedefliyoruz. Peki bunun çevreyle ne ilişkisi var diye sorabilirsiniz. İstanbul gibi göz nurumuz bir şehirde bu kadar büyük bir yükün aslında transit geçiş yaptığı, çoğu zaman durduğu ve çoğu zaman da beklediği Marmara Denizi ve çevresinden bahsediyoruz. Bugün müsilaj tehdidiyle karşı karşıyayız. Onu bertaraf etmek için büyük bir çaba var. Ama bir taraftan da aslında hem patlamalara, özellikle tehlikeli yük taşıyan gemilerin neden olacağı büyük çevre facialarına gebe bir Marmara'yı görüyoruz. İlla bir facia gerçekleştiğinde, büyük bir kaza olduğunda bu riskleri gören değil, öngörebilen, öngörüleriyle de proaktif olan ve önlem alan bir bakış açısına sahibiz. Dolayısıyla İstanbul'un çevresel yaşaması muhtemel büyük felaketlerini önlemek, bu anlamda bir alternatif geliştirmek, aynı zamanda 14 saati bulan bekleme sürelerinin, ki yıllar içinde 3-4 günü bulması beklenen bu bekleme sürelerinin denizde yarattığı o kirliliği önlemek. Dolayısıyla çevreye ve doğaya saygılı bir bakış açısıyla yeni bir şehir inşa etmek. Bu şehri inşa ederken de o şehrin merkezine insanı, tüm yaratılmışları ve çevreyi alabilmek. Kendi enerjisini kendi üretebilen, kendi kendine yetebilen bir şehri, bir dünyaya örnek olacak şekilde Kanal İstanbul'un etrafında düşünebilmek, tasarlayabilmek. Çünkü çevre sadece korumaktan ibaret değil. Çevre meselelerinde aslında bakış açımız aynı zamanda yaşatmaya yönelik. Dolayısıyla
daha nitelikli koşullarda yaşamasını mümkün kılacak. Çevresel tüm etkenleri de 200 akademisyenin altına imza attığı ÇED raporunda aslında çok önemsediğini ve dolayısıyla yola böyle çıktığını kanıtlamış bir projedir Kanal İstanbul. Bir de bu çevre belki değil mi? Bu Kanal İstanbul'un etrafındaki çevre, bu etraf nasıl çevresel olarak düzenlenecek? Ne katkı sunacak Kanal İstanbul bu bölgeye? Evet, bölge zaten aslında sanki bir kara parçasının tamamen bir kanala dönüştürülmesi gibi anlatılıyor çoğu zaman. Aslında %78'e yakını zaten su yolu şeklinde. Yani bir su alanı kaçı dedi? 78'e yakın. %70 diyelim, 80 diyelim. %78 bildiğim rakam. Dolayısıyla bu oranda zaten su yolu oluşmuş durumda. Dolayısıyla buna katkı sunulup burası Karadeniz'de buluşacak. Ve aynı zamanda aslında burası sanki birilerinin söylediği gibi orman varlığı çok yüksek bir alan da değil maalesef. Yani orman burada yok. Burada orman varlığı neredeyse yok denecek kadar az. Fakat tarım alanları var. Dolayısıyla biz bu şehri yaparken özellikle şehir boyutundan bahsedersek bir yandan küresel ticaretin merkezi konumundaki İstanbul'a bir alternatif üreteceğiz. Bir yandan yeni bir şehir tasarlayacağız. Bu tarım alanlarına, burada yaşayan endemik bitki türlerinden bütün canlı varlığına kadar aslında çok özen göstererek sıfırdan nasıl bir şehir çevreyi merkezine alarak ortaya çıkar bunu göstereceğiz. Dolayısıyla bu alanlarda bir tahribat elbette insan eli değecek. Yani biz sabah uyandığımız ve evden çıktığımız andan itibaren çevreye bir müdahalede bulunuyoruz zaten. Bu maalesef geri çeviremeyeceğimiz bir gerçek. Ama bunu çevreyi merkezimize alarak başarmak ve bu iddiaya sahip olmak bence bu projenin en güçlü yönlerinden biri. Barajların yok olması veya işte su konusunda sıkıntı, böyle bir durum söz konusu olacak şöyle, mı? Şöyle, Sazlıdere Barajı'nın aslında tabii ki bu projeye dahil olmasıyla birlikte söylenen bir bakış açısı bu ya da bir argüman. Hayır değil, 3 tane yeni baraj kurulacak bu bölgede. Dolayısıyla Sazlıdere Barajı ile kaybedilen çok daha fazlası geri verilecek. Zaten Melen de bu anlamda İstanbul'un gelecekteki su sıkıntısını hiç oluşmadan çözmeye yönelik atılan çok dev bir adım. Bu arada Haluk Bey'in de görüşünü almak isterim. Az önce verilerden bahsederken işte %78, %80'lerde tabii Haluk Bey de orada bir kafa böyle salladı. Oraya bir yorum getirmek istiyordu. O yüzden hemen o noktadan sizin de yorumunuzu almak isterim. Sazlıdere Barajı zaten fonksiyonunu kaybetmiş baraj ve İstanbul'un su ihtiyacı total günlük %2,5-3 milyon metreküplere dayanmış vaziyette ve bu barajın katkısı İstanbul'a sadece %3'ler 4'ler mertebesinde. Çiğdem Hanım dediği gibi Melen projesi, onun dışında Sakarya'nın elinden gelebilecek muhtemel projeyle İstanbul'un zaten su rezervleri, su kaynakları bunun çok ötesinde, çok üstünde. Ve de güzergah seçirken de aynı yine Çiğdem Hanım'ın bahsettikleri gibi Sazlıdere Barajı, Küçükçekmece Gölü, bu baraj havzaları kullanılarak mümkün olan en kısa kara geçişiyle kanal yapılacak. Böyle bir artısı var. Bunun dışında tabii kentsel dönüşüm açısından da çok büyük fırsat. Az önceki sorunuza atıfta bulunayım. Türkiye'de 7 milyona yakın konut yıkılıp yapılmak zorunda deprem riskine ötürü. Bunun 2 milyonu İstanbul'da ve 400-500 milyar dolarlık bir yatırım mevzubayız. Dolayısıyla İstanbul'da da yoğun kent nüfusunu düşündüğümüzde ve bazı alanların maalesef betonlaşmış olduğundan hareketle kent içi ulaşımın son derece zorlandığı, yeşili ulaşımın son derece zor olduğu yerlerin yeniden yapılandırması ve bu kanal etrafında oluşacak yeni kentin yatay mimarisiyle yeşil alanların çokluğuyla karbon ayak izini küçülten, karbon emisyonunu düşüren ve çevreyi koruyan yönüyle bir örnek kent olacağını, kendi enerjisini kendisi üreten mümkün olduğu kadar böyle bir gri su kullanan, atık hava kontrolü vesaire, bunların atık katı atık kontrolü yapan böyle bir kentten bahsediyoruz. Dünya ölçeğinde bir modern kentten bahsediyoruz. Bu İstanbul'un kent içindeki nüfusunun desantralize edilmesi, betonlaşmış, taşlaşmış alanların yeşil alan olarak kazanılması, nüfusun deplasman açısından da önemli fırsat. Çünkü bahsedilen alanda yaklaşık 300 bin dönüm bir kentin, kentsel alandan bahsediyoruz ve tahmini 1,5 ila 2 milyonluk bir nüfusun yaşaması burada mevzubayız. Bu İstanbul için, İstanbul'un kent nüfusunun bir anlamda desantralize edilmesi, banyolara taşınması bakımından da çok büyük fırsat. Burası banyo olmaktan diyor da zaten kendi başına başlı başına bir metropol olacak ve büyük kent olacak 1,5-2 milyon nüfusuyla. Dolayısıyla bir fırsat olarak değerlendiriyorum bunu. Bir de dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın raporunda vardı. Çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bölgenin yabancılar tarafından, yani Kanal İstanbul projesi açıklandıktan sonra yabancılar tarafından alındığına dair iddialar konusuna cevap verdi.
Ve yaklaşık proje alanında yabancıların aldığı arazi oranı %0,35 dendi ve iddiaların tamamen gerçek dışı ve asılsız olduğu belirtildi. Zaten iddialara cevap vermek hakikaten zamanımızın bir bölümünü alıyor. Bu bizimler için üzüntü verici bir durum. Oysa ki gerçekleri paylaşıp daha çok anlatmak lazım gerçekten. Bu arada bir ekleme yapayım. Yeni projenin çevreye etkisini de sormuştunuz. Yeni projede açık ve yeşil alan kullanımları %52 kadarı projenin. Dolayısıyla burada hakikaten bu da şehircilik anlamında önemli. %52'si açık ve yeşil alan kullanımları olacak. Tabii buraya gelirsek hakikaten bir takım algı oluşturma çabaları, dezenformasyon üzerinden maalesef proje özellikle son birkaç yıldır, çünkü 2011'de yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Arkasından gerçekleşen seçimlerdeki halkın teveccühü aslında projenin de onaylandığını gösterdi. Ama geçtiğimiz birkaç yıl içinde bir siyasi malzeme haline getirilmeye çalıştı. Bazı sloganik ifadeler üzerinden. İşte maalesef arsaların belli insanlara satıldığı, belli gruplara verildiği, buradan bir rant elde edildiği de bunlardan biri. Hakikaten Sayın Bakanımız çok önemli bir rakamla açıklamış meseleyi. Dolayısıyla burada bu proje gerçekten yüzyılın asrın projesi derken bunu sadece kulağa hoş gelsin diye söylemiyoruz. Burada çok güçlü bir iddianın vücut bulmasından bahsediyoruz. İki boyutunu önemsiyorum. Biri geleceğin vizyon projesi olması, yani Türkiye'nin iddiasının fiziksel, somut yansıması, mekansal yansıması olması bakımından. Ama bir diğeri de çok önemli. İstanbul'a kazandıracakları. Göz bebeği bir şehrimiz var ve gelecekte onu bekleyen tehditler var. Dolayısıyla bu tehditler meydana geldiğinde 20 yıl sonra 70 binleri bulduğunda ya da 50 yıl sonra işte 80 binleri bulduğunda buradaki geçişler, kusura bakmayın biz bunu kaldıramıyoruz, kapatıyoruz demek gibi bir lüksümüz yok. İstanbul'un, ne İstanbul'da yaşayanlar, ne İstanbul şehri, ne ecdadımızın bize miras bıraktığı bu güzel şehir açıkçası böyle bir kargaşayı hak etmiyor. Dolayısıyla alternatif bir su yolu üretilecek olan, bu su yolu Türkiye'ye aynı zamanda çok ciddi gelir getirecek bir su yolu. Ekonomi açıdan da çok büyük önemi var. 10 bin kişinin istihdam edileceği bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda da az önce sizlerin de söylediğiniz gibi kendi kendine yetebilen ve hakikaten dünyaya bu anlamda örnek olabilecek de bir şehirleşme oluşacak etrafında. Şimdi istihdam tarafı önemli. Dediğiniz gibi yaklaşık 10 bin kişi çalışacak hazırlık, evet, ve inşaat aşamasında. İşletme tesislerde 50 bin kişi istihdam edecek ve toplamda da 70 bin kişilik bir istihdamdan bahsediyoruz. Evet. Ve ayrıca sonrasında da sadece bir su yolu değil, buna hizmet edecek liman yapıları olacak. Yani Türkiye'nin bu özellikle lojistik anlamdaki büyük güç olması sadece Türkiye'nin bu listeye, bir listeye girmesi anlamını taşımıyor. İnsanların da özellikle bu konuda eğitim alması, bu konuda istihdam edilmesi ve hayatlarını belki değiştirecek bir farklılığın girmesi, ülkemize girmesi anlamını da taşıyor. Karadeniz'de büyük bir değişim var. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler limanlarını genişletip revize etmek için büyük bir çaba halindeler. Dolayısıyla Türkiye olarak da biz bugün hem o bölgede oluşturulacak limanlarla hem İstanbul'u rahatlatacak hem de biliyorsunuz deniz ticaretinde bir günlük kayıp bile çok büyük bir kayıptır. Dolayısıyla bunu önlemek bu anlamda Kanal İstanbul'u çok daha çekici kılacak. Peki Çiğdem Hanım, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Değerli izleyenler, Kanal İstanbul özel yayınımız devam edecek. Değerli izleyenler, Kanal İstanbul özel yayınımıza devam ediyoruz. Bugün tarihi bir güne eşlik ettik ve yorumları da almaya devam ediyoruz. Konuklarımız bize eşlik ediyor ve İzzet Bey de bize eşlik etmekte. Profesör Doktor İzzet Öztürk, İTÜ öğretim üyesi bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. Şimdi önemli bir ana az önce de tanıklık ettik. Evet. İlk etapta sizin de duygu ve düşüncelerinizi efendim rica edeceğim. Projeyi siz büyük resimde nereye koyuyorsunuz efendim? Vallahi işte bu tabii bir dünya projesi. Hayırlı olsun diliyorum. Ülkemize, herkese hayırlı olsun. Yani tek bir proje, bir kanal açma projesi değil. Bu bir projeler demeti ve ilan edildiği üzere de bu projeler demeti kendi kendini finanse eden,
yine yap işlet modeliyle hayata getirilebilecek olan bir dünya projesi olarak gözüküyor. Yani hepimiz bu ana tanıtık ettiğimiz için şanslı görüyorum kendimi doğrusu. İnşallah açılışını da görürüz. Göremezsek de en azından çocuklarımız, torunlarımız bu projelerin inşallah meyvelerinden hep beraber istifade ederler efendim. Su kaynakları açısından da konuşuluyor detaylı bir şekilde. Eleştirenler var. Tabii. Su kaynaklarına zarar vermeyeceğini, hatta su kaynaklarını geliştireceğine yönelik yorumlar da var. Siz ne diyorsunuz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak? Şimdi biz tabii projenin hazırlık aşamalarında da katkı verdik. Bu modelleme ve bilimsel çalışmalarda da bu projede emeğimiz var. Yani bütün bu hususlar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Yani projenin İstanbul'un su rezervleri üzerindeki, şu andaki mevcut rezervler üzerindeki etkisi %2. Sazlıdere Barajı'nı kaybetmekten dolayı. Şu anda bizim 2 milyar 600 milyon metreküplük yıllık rezervimiz var. İstanbul'da hazır, geliştirilmiş rezerv. Sazlıdere 55 milyon metreküp, bu bunun %2'si ediyor. Bunun yanında şu anda bakanlığımız ve DSİ'nin taahhüdünden anlıyorum ki Karamandere, sadece Karamandere Barajı dolayısıyla 195 milyon metreküplük ilave rezerv sağlanacak. Bu da zaten Sazlıdere'nin 3 katından daha fazla diyor. Dolayısıyla İstanbul'un su kaynakları üzerinde projenin bir negatif etki oluşturması, yani su yönünden İstanbul'da bir kriz olması asla söz konusu ve gerçekçi değil. Böyle bir şey kesinlikle, kesinlikle doğru değil. Peki. Diğer taraftan bölgeye yeni barajlar da yapılacak. Yapılacak, evet. 3 tane yeni baraj yapılacak bunu telafi etmek için. Aha. Bunun bir tanesi işte Karamandere Barajı, 195 milyon metreküplük. Onun dışında küçük barajlar var. Karşı tarafta yapabileceğimiz barajlar var ama bunlara Karamandere dışında zaten ihtiyaç yok. Şu anda 2 milyar 600 milyon metreküplük hazır kullanılabilir rezervimiz var İstanbul'da. Evet. Bu arada Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç da bizlere eşlik ediyor. Efendim hoş geldiniz Zeyna. Hoş geldiniz. Negmar denizcilik aslında çok boyutlu efendim, değil mi? Konuşuyoruz ve özellikle az önce biraz daha olaya su canlıları, su kültürü açısından baktık. Tabii. Ve Başkan Erdoğan da az önce açıkladığı 2050'deki deniz trafiğinden aslında Boğaz'ın şimdiki hesaplamalara göre bu trafiği kaldıramayacağından söz etti. Efendim siz bir denizci olarak aslında bir bu alanda faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Cumhurbaşkanımız da söylediler. Boğaz aslında şu anda hali hazırda çok aşırı kapasiteyle çalışıyor. Yani normalde çok uluslararası standartlarda tam güvenli yapıldığında bu kadar trafik geçmemesi lazım. Bir öyle bakmak lazım. İkincisi biz eğer bugün yapmazsak mutlaka bir Boğaz yapılacak, bir Kanal İstanbul yapılacak ya da Boğaz'dan geçmeye sınırlama gelecek. Şimdi biliyorsunuz Montrö Antlaşması'na göre biz bu sınırlamayı yapamayız. Böyle bir hakkımız yok. Kanal İstanbul hem stratejik yönü itibariyle hem denizcilik armatörler tarafından çok stratejik ve önemli bir şey. Ben bir sene kadar önce Brezilya'ya gittim. Orada bir görüşmem var denizcilikle ilgili. Masaya oturduk, karşımdaki kaptan. İlk başladı. Ben biliyor musun Boğaz'dan gemiyle geçtim. Çok zordu geçmek. İlk hiç Kanal İstanbul falan hiçbir şey bilmiyor. Dolayısıyla bir kaptan için Boğaz'dan 14 manevrayla geçmek zaten zor. Şimdi deniyor ki kamuoyunda armatörler buna niye evet desin? Ben sizi... Neden ücret ödesin? Neden ücret ödesin? Çok basit bir... Zaten oradaki beklediği zaman kadar ücreti ödeyecek neredeyse. Yani 40-50 bin dolar belki ücret ödenecek. Zaten bir güne yakın bekleniyor Boğaz'da. Şu anda gemilerin günlük kiraları neredeyse 40-50 bin dolarlar bandında büyüklüğüne göre değişiyor. İkincisi o kadar büyük... O geminin maliyeti ve armatörü onun değeri 50 milyon doların üzerinde zaten. Yani Kanal İstanbul varken bu kadar güvenli bir geçiş, neredeyse 10 kat daha güvenli bir su yolu varken... Bakın ne kaptan bir daha Boğaz'a girer ne de armatör bir daha gemisini Boğaz'a sokar. Geçiş alternatif imkanı olduğu için. Onun için kamuoyunda şu anda yankılanan ve anlatılan ya kim geçecek, niye para versin, ya 50 milyon dolarlık gemiyi 5 bin dolar da fazla verecek, 5 bin dolar eksik vermek için armatör Boğaz'a sokar mı Kanal İstanbul varken? Mümkün bir de dünya ticaretinin hızlandığını düşünürsek. Yani işte bugün bakıyoruz dünyada bir konteyner krizi söz konusu. Yani büyük konteyner bir kriz, büyük bir kriz. Konteyner bulmakta sıkıntı çekiliyor. Ekonomiler büyüyor, evet. Ticaret hızlanıyor. Evet. Dolayısıyla zaman nakit anlamına geliyor. Zaman kaybı çok önemli bir nakit kaybı anlamına geliyor. Hem zaman kaybı var hem de şu olacak. Bu zaten sadece armatörün fikri değil. Yükü veren, yani armatör ne yapar? Yüküyle Karadeniz'den alır yükü işte gemisiyle ve bir yere götürür onu.
Amerika olur, Avrupa olur, Çin olur. Yükü veren nerede diyecek ki şartı olarak? Gemin Kanal İstanbul'dan geçecek diyecek. Sigortacı da diyecek ki ben seni sigortalıyorum bu kargoda ama İstanbul Kanalı'ndan geçeceksin, Boğaz'a girmeyeceksin diyecek. Aslında boyutunu konuşmamıştık. Çok önemli bir şey bu. Sigorta boyutu. Sigorta boyutu. Şimdi sigortacı. Riski fazla Boğaz'da ama öbür tarafta. 10 kat fazla ve bu primlere yansıyacak. Siz eğer Akdeniz, Karadeniz çanağında çalışan bir gemiyseniz, bir armatörlük firmasıysanız o zaman sigortacı size diyecek ki Boğaz'ı mı kullanacaksın, Kanal İstanbul'u mu? Boğaz'ı kullanacaksan primin 100 bin dolar, Kanal İstanbul'u kullanacaksan 60 bin dolar mesela. Bir maliyet daha düşüyor. Çok ciddi bir maliyet düşüşü olacak. Aynı zamanda bir taahhüt sisteminin işlediğini görüyoruz yani. Kanal öyle. İstanbul taahhütüyle aslında bir yandan da değil mi bütün projelerde? Tabii ki. Ticaret işi. Yani. Siz diyeceksiniz evet. Ki ben, biz şu anda mesela diyelim ki risk sigortası yaptırırız. Ne de Aden Körfezi'ne ne der? Sigortacı der ki bakın tekne makine sigortanızı ben yaptım. Oradan geçersen güvenlik alırsan geçerli. Güvenlik almazsan sigortam geçerli değil der. Dolayısıyla poliçelere İstanbul Boğazı yerine İstanbul Kanal İstanbul girecek. Armatör daha alırken, daha sene başında sigortası yenilerken diyecek ki ben Karadeniz Akdeniz geçişlerinde Kanal İstanbul'dan geçeceğim. Şimdi bunu yük sahibi isteyecek. Armatör 50 milyon dolarlık gemisi niye riske soksun Boğaz'dan geçirip? Armatör isteyecek, yük sahibi isteyecek, sigorta. Şimdi dört tarafın hepsi isteyecek bunu. Peki kimin işine gelmeyecek bu? Ben onu anlamadım zaten. Kimin işine gelmeyecek? Çok konuşuluyor. Bu dünyada bu işi kim istemiyorsa onun işine gelmeyecek. Yani Amerika'nın işine gelmiyor, Rusya'nın işine gelmiyor. Yeni bir Türklerin eline yeni bir anahtar geçiyor. Çünkü Montre ve Boğazlar, hatta daha radikal bir şey söyleyeyim size. Bence Çanakkale, Kanal Çanakkale'yi biz bu kanaldan bile önce yapar bitiririz. Bu oraya gidiyor. Neden? Çünkü Montre'ye göre biz şimdi askeri tarafa hiç dokunmuyoruz şu anda. Ama bakın Çanakkale'nin liman boyu 100 kilometre, kanal boyu. Çanakkale'de burası gibi kanal yapsanız 5 kilometre, güzel diye bir yer var. Oradan 5 kilometrede Soros'a geçebiliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Aslında o zaman film değişiyor. O zaman Türkiye bütün bu stratejik arenada kendi istediklerine geçit verip istemediklerine geçit vermeyecek hale geliyor. Asıl değerli olan, Sayın Cumhurbaşkanımız da bir önce konuşmanda ifade ettiler. Asıl değerli olan o kısım. Yani parasal kısmı, ticareti, armatörün %100 kesin tercih edeceği. Bunlar kesin zaten. Ama daha stratejik olanı dünyada bunun çok önemli bir Türkiye'nin eline argüman olarak geçmesi olacak. Şimdi askeri bakımda Montre'de mutlaka konuşmuşuzdur bunları. İşte şu tonajlar geçebilir ibaresi var biliyorsunuz. Kanal İstanbul ve Kanal Çanakkale'de olduğunda Türkiye artık istediğine geçti diyen, istemediğini geçirecek. Söz sahibi olacak. Söz sahibi ülke haline gelecek yani. Yani aslında Kanal İstanbul'u konuştuğumuzda o kadar çok farklı boyutu var ki konuştuğumuz. İşte ticaretten tutun, çevresel, su, kentsel dönüşüm çok alan var. Hocam bir bilim adamı olarak nasıl tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mecrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizde tabii bir şey var. Yani bir kesimde genetik bir mutsuzluk var. Yani hiçbir şeyden mutluluk duyamıyorlar. Yani ben bunu bu şekilde çarpıyorum. Hiçbir büyük projeden, Türkiye'nin hiçbir önemli hamlesinden maalesef yani mutluluk duyamayan bir kesim var ve iddiaları da tamamen yani bilim dışı. Öyle değil. Şimdi Kanal İstanbul dolayısıyla Karadeniz'de Marmara ya da Akdeniz ilk defa birleşmiyor efendim. Bu birleşiklik tam 8 bin yıl önceden beri. Zaten burada şey var, Boğaz var. Bu iki deniz birleşik. Bu iki deniz birbirine kanalla birleştirirken bilim camiasına niye sorulmadı diyorlar. Zaten birleşik orası. Sadece Kanal İstanbul buraya bir şerit ekleme. Boğaz'ın iki kenarını genişletip yıkamayacağınıza göre biz buraya bir şerit ekliyoruz. Yani bunun aslında basit anlatımı bu. Bu trafiği burayı kaldırmıyor. Siz burada daha güvenli bir şerit ekliyorsunuz. Daha su otobanı yapıyorsunuz. Tabii daha konforlu ve risksiz hale getiriyorsunuz. Yani bunun yani oradaki ekoloji üzerindeki baskısı son derece sınırlı. Kanal dolayısıyla Karadeniz'den Marmara'ya su geçişi 2000 metreküp saniye civarında bu artıyor. Bu kadar. Aynı miktarda su bu sefer alttan Karadeniz'e gidiyor. Böyle bir dinamik denge var. Çanakkale Boğazı'ndaki su girişi bir miktar artıyor. Oksijen girişi artıyor. Dolayısıyla kanalın etkisi %2 civarında alt kademeye. Oksijen tüketim bakımında. İstanbul'daki arıtmaları bir nebze iyileştirsek bütün bunların hepsi ortadan kalkıyor. Yani dolayısıyla yani projenin çevreyle ilgili itirazlarının hiçbirisinin altında bir bilimsel dayanak yok. Güncel bir veriye dayalı bir çalışma yok. Tamamen ezbere dayalı, çok eski verilere dayalı bir takım iddialar var. Ama maalesef bunlar tabii internet mecralarında bir defa bahsedildiğinde bunlar silinmediği için tekrarlara insanlar bu yalanlara inanmaya başlıyorlar. İşte gençlerin bu zaafından maalesef yararlanarak işte bunlar geçmişi okumuyorlar, fazla yazı okumuyorlar diyerek
bunların kandırılmasına dair, bunların yanıltılmasına dair bir strateji görüyoruz. Yani bu çok büyük haksızlık. Yani gençlerimize de bir saygısızlık aslında. Şimdi şöyle bir durum var aslında değil mi? Tahlil ettiğimizde. Ya bir sorun olduğu olacak ve o sorun olduktan sonra çözüm bulmaya çalışacaksınız. Ya da sorun olmadan çözüm bulacaksınız. İleride öyle büyük problemler yaşanmasın diye. Tabii ki efendim. Bunlardan bir tanesi tabii mi diye düşünüyorum. Ülkeyi yönetenler ve bu şehri yönetenlerin bence gece uykularının kaçması lazım. Bu Boğaz'daki şu riskler dolayısıyla. Yani bundan nasıl bir rahatsızlık duymuyorlar? Nasıl? Ben hayret ediyorum. Cumhurbaşkanımızın duyduğu hassasiyeti ve rahatsızlığı onların 10 kat fazla duyması lazım. Ama kimseden ses çıkmıyor. İşte riskleri biliyoruz yani. Her ay birkaç tane kazaya ramak kalma durumu var. Yani bunlarla nasıl rahat ediyoruz? Buna tabii bir mühendislik çözüm gerektiriliyor. İşte projeksiyonlar yapılmış, proje. Tek bir proje de değil bu. Bir projeler demeti. Ve kendi kendini finanse edecek adil bir yönetim, bir model kuruluyor. Yap, işlet, devret. Bu hizmetten yararlananlar bu geri ödemesini yapacaklar. Yararlanmayanlar, Konyalı bu projenin ödemesine katkıda bulunmayacak. Sadece bu hizmetten yararlananlar yararlanacak. Sermayeniz de yok. O zaman bu tip projeleri siz torunlarınıza bile gösteremezsiniz. Yani baktığımızda son yıllarda baktığımızda büyük projelerden bahsedelim. İşte Yavuz Sultan Selim, Marmaray, işte Kuzey Marmaray Otoyolu. 5-6 yıllık süreler zarfında tamamlanan çok büyük projelerden bahsediyoruz. Bu projenin de Kanal İstanbul'un da yaklaşık 6-7 yılda tamamlanması planlanıyor. Yani çok hızlı yapabilir. Bir de projeler, bu yap işlet projeleri, bir devlet projeleri bunlar. Bunlar bir projeler bütünü, birden fazla proje var. Bunların bazıları ilk yıllarda eksi verebilir. İşte pandemi olur ama bütün olarak bakacaksınız. Evet. Cebinizden 5 kuruş para çıkmıyor. Diğerlerinden gelen paralarla da onu finanse ederseniz hala hazineye bunların doğru dürüstlük olduğu bir durum yok. Ve ondan sonra da proje 15-20 yıl sonra tamamen size kalıyor. Ondan sonra ister ücret alırsınız, ister bedava geçirirsiniz. Yani bu modeli kullanmak dışında bizim gibi yani öz sermaye kısıntısı olan ülkelerin başka modeli yok. Yani bu firmaları burada bu yatırımı yapmaya ikna etmek, bunları buraya çekmek, başarmak bence son derece önemli. Ve bu Türkiye'nin de istikrar ve siyasiyle, kararlı siyasi liderliğinin bir sonucu. Haluk Bey ne dersiniz? Finansman konusunda mesela değil mi? Hocamız da söyledi, öz kaynağınız yok. Ya hazine cebinden bu projeleri karşılayacak, o zaman da borçlanmak zorunda veya işte daha önceki projelerde gördük mesela değil mi? Bolu tüneli kaç yıl sürdü? 17 sene. Yani neredeyse. Yıllarca sürdü. Yaklaşık 17 yıl en başından beri. 13 sene sürdü. %30 gerçekleşme gerçek oldu. 13 senede %30 yapılabildi. Evet. Hocam patates ambarına dönme, doğalgaz deposu yapma falan gibi projeler vardı. Yani sonuçta Türkiye o 3,5 kilometreyi çok kısa sürede tamamladı. Üzerine 350 kilometre daha tünel yaptı. Bazıları 10-12 kilometre, hatta bazı şimdi son yapılan Zigana tüneli 29 kilometre çift tüp olarak yapılıyor ki bunlar muhteşem, muazzam projeler. Tabii az önce dediğiniz gibi kamu özel sektör işbirliği modelleri dünyanın her yerinde yaygın ve yap işlet devlet modelleri. Bunun dolayısıyla veya yap kirala devlet modelleri. Bunların hepsi finansman sıkıntısı olsa da olmasa da ülkeleri yönetenlerin kullandığı finansman enstrümanları. Evet. Bu da bunlardan bir tanesi. Türkiye bunu da ilk defa kullanmıyor. Bahsettiğiniz Kuzey Marmara Otobanı olsun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olsun, Osman Gazi Köprüsü olsun, şimdilerde Çanakkale 1915 Köprüsü gibi dünyanın en uzun açıklıklı köprüsü olacak. 2023 metre boyuyla, uzunluğuyla. Bunları da hepsi kısa zamanda yapmak devlet. Lazım ki işe yarasın, ekonomiye sağlansın. Bunların hepsini üste koyduğu zaman 70-80 milyar dolar bir yatırımdan bahsediyoruz. Orada İzzet Hocam'ı uğurlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirdiğiniz için. Tekrar hayırlı olsun. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Finansmandan devam edelim. Şimdi dediğimiz gibi bu projelerin finansmanı için dediğimiz gibi ya öz sermayeniz olacak ya da bir finansman modeli bulacaksınız. Evet. Yaratmanız lazım. Çünkü evet. Bir taraftan da işte görüyoruz. Nüfus artıyor, ihtiyaç artıyor, büyüyor sürekli. İhtiyaç büyüyor, ekonomiler büyüyor, ticaret büyüyor. Durduğunuz zaman kaybediyorsunuz. İlerlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla finansman modeli konusunu biraz daha tabii konuştuğumuzda projeleri hızlandırdı diyebiliyoruz. Kesinlikle. Yani rüya gibi. Bundan 10 sene, 15 sene önce yurt dışında ya da 20 sene önce yurt dışına gidişimizde gördüğümüz otoyollar, viyadükler, tüp geçitler vesaire bunların hepsini şimdi
daha iyisi de daha kalitelisi de ülkemizde yaşıyoruz ve görüyoruz. Bunun hepsi bu etkili finansman yönteminin ve siyasi iradenin kararlılığının ve bu anlamdaki ortaya konan uluslararası vizyonun neticesidir. Bugün dünyanın üzerine yürütülen en büyük 10 mega projenin 5 tane 6 tanesi Türkiye'de. Şimdi bu son zamanlarda bakıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü devam ediyor. İstanbul Havalimanı burada bir ekonomiye kazandırılan, maden ocaklarından olan bir yer ekonomiye kazandırılıyor. Bakü Tiflis Kars Demiryolu, limanlar. Yani hızlı tren sistemleri. Evet. Hızlı tren sistemleri. Ki 11 milyar doları bu ülkenin nerede var? İstanbul'u Ankara'ya nasıl hızlı trenle bağlayacağız diyen siyasi sesler kulağıma çınlıyor. Çok uzak değil. 20-25 sene ötesinde. Yani şimdi Ankara İstanbul'a bağlandığı gibi Ankara Sivas'a, Konya'ya, yakın Konya'ya, zamanda Adana'ya, İzmir'e bu bağlantı hep devam ediyor ve giderek de artıyor, büyüyor. Mesela Avrasya Tüneli 2011-2016. Yani 2011'de temel evet. atılıyor, 2016'da bitiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2013'te temel atılıyor, 2016'da bitiyor. Evet. Osman Gazi Köprüsü 2010'da temel atılıyor, 2016'da bitiyor. Evet. Yani süreler de dolayısıyla Osman Gazi Köprüsü aynı zamanda bir tabii entegre proje. Tabii. İstanbul İzmir'e otobanla bağlıyor. Ve onun dışında İzmir Çanakkale otoyolu da şu anda devam ediyor. Çandarlı'ya kadar hizmetleri durumda devam ediyor inşaatı ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bağlanarak Kapıkule İpsala'ya bağlanacak ki Avrupa'dan Türkiye'ye girip de güneye inmek isteyenler hiç İstanbul'a uğramadan dilerse direkt Çanakkale Köprüsü üzerinden aşağı İzmir'e, Bodrum'a, Marmaris'e ya da turistik alanlara inebilecekler. Çok önemli bir proje. Antalya-Mersin otoyolu. Çok önemli. Ekrana müthiş da proje geliyor mesela. Biz bir şey oluşturduk. Bu projelerin hepsine toplamda baktığınızda böyle bir ring oluşturmuş oluyorsunuz. Evet. Kanal İstanbul'la birlikte bir de bir su otobanı oluşturuyorsunuz. O ona nasıl entegre olacak? Yani bu oluşturulan ringe nasıl entegre olur Kanal İstanbul? Tabii bu tarafa limanlar gelecek. Buradaki özellikle Marmara'da Karadeniz çıkışındaki liman işleri lojistik olarak İstanbul'un yükünü biraz hafifletecek bu tarafa doğru. İstanbul bölgesine gelen ve geçen gemilerin %80'i bana göre Kanal İstanbul'dan geçeceği için de İstanbul bölgesindeki ağır vasıta trafiği ciddi oranda azalacak. Şimdi gerçek kamuoyunda okuyorum ya, diyorlar işte kanal açılırken oluşan toprakların işte ağır vasıta trafiği ne olacak? Çok mantıklı. O da biliyorsunuz Karadeniz'de doldurulacak. %80'i dolgu malzemesi olarak kullanılacak ve İstanbul şehir içi hiç görmeyecek. Şimdi öyle bir saçma bir şey okudum. Diyorlar işte şu kadar kamyon çıkacak oradan. İstanbul trafiğini mahvedecekler. Ya böyle bir saçma gerekçe bir şey olabilir mi yani? Demek ki İstemezük ekibinin uydurmalarının sonu yok açıkçası. Yani bunu uydurmaya devam edecekler. Kanal İstanbul Türkiye için çok stratejik bir şey olacak gerçekten. Ve yapıldığında, fiziksel olarak bitip tamamlandığında bu ülkede yaşayan herkes. Nasıl birinci köprüye Allah razı olsun diyoruz yaptıranlara. Evet. Nasıl ikinci köprüye ilk yaptırmış Allah rahmet eylesin Özal diyoruz, o kadar evet. emek verdi. O zaman ben üniversite talebesiydim. Bizim için çok iyi bir yol olmuştu. Maslak'a, Tekin Üniversitesi'ne gidiyordum. Bütün mevcut şu andaki İstemeziz ekibi o zaman da vardı ve diyorlardı bu köprü boş duracak, bu yolla niye yapılıyor, Ümraniye'de orman kesiliyor. Allah aşkına bugün düşünün, ikinci köprü olmasa İstanbul ne olurdu yani? Zaten liderlik bir olayı tıkanmadan, patlamadan, çatlamadan görerek önlem alıp yapmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu budur. Yoksa bir yönetici gelir, yarın Boğaz'da büyük bir kaza olur, bir kere büyük bir karar alır, dersiniz ki bir dakika Boğaz'dan artık gemi geçmeyecek, hemen kanal açmamız lazım. Ya bunu herkes yapar. Asıl değerli olan bunu öngörerek bugün yapabilmek, hayata geçirebilmektir. Ben armatörler açısından bakıldığında gerçekten konunun çok tercih edilen olacağını, Kanal İstanbul'un çok kullanılacağını, hiç kimsenin hiçbir işini bilen, tabi caizse gemisini seven armatörün ya Boğaz'dan geç aman 3 kuruş tasarrufum olsun diyeceğine ihtimal vermiyorum açıkçası. O trafiğin 40-50 bin geminin %80'i mutlaka Kanal İstanbul'dan geçecek diye düşünüyorum. Şöyle görüşler var. Katılabilir miyim bilmiyorum. Tabii estağfurullah. Buyurun tabii ki. İlk dönemde efendim Süveyş kanalıyla Panama kanalı ve İstanbul kanalını karşılaştırdınız. Süveyş kanalında işte geçen gemi 300 bin dolar veriyor. 305 bin dolar. Yok Panama'dan geçen 180 bin dolar veriyor. İstanbul Boğazı'ndan geçen 3400 dolar veriyor. Niye bu parayı versinler ki? Düşünülüyor ki 2 milyar dolar gelir olursa İstanbul, bu Kanal İstanbul'un bunun 1 milyar dolar işletme masrafına gideceği iddia ediliyor. Ve bu rakamın sağlanabilmesi için gemilerin 40 bin dolar vermesi gerekiyor gibi böyle bir şey var, yaklaşım var. Ekonomi her şeyin hem canı, özü, kalbi hem de hiçbir şey değil. İstanbul'un varlığı, Boğaz'ın varlığı, onun çevresel değeri, onun kültürel mirası bambaşka bir şey. Soruyorum, Independanto tankeri 10 Kasım 1979'da Haydarpaşa açıklarında Yunan bandıralı gemiyle kuru yük şirebiyle çarpışmayıp da biraz 2 kilometre yukarıda Boğaz içinde çarpışsaydı ne olurdu? Ne Beşiktaş vardı, ne Karaköy, ne Üsküdar, İstanbul yoktu.
İstanbul'un kültürel mirası da yoktu. Bu kadar büyük tehlike. Yani il olduktan sonra mı ağlayalım? Tedbirini almayalım mı? Sonra beyefendi demin çok güzel izah ettiler. Gemilerin bekleme süresi, oradaki sigorta değerleri, Boğaz'ın anaforlu akıntılı su yapısındaki riskler ve bekleme süresinin günlük 50 bin dolar mı bahsetmişsiniz? Günlük kiraları şu anda kiraları, ortalama büyük gemilerin 40-50 bin dolar. Şimdi demek ki niye İstanbul kanalına, Kanal İstanbul'a 40 bin dolar verilsin sorusunu aslında en basit, güzel cevabı verdiniz. Tek cevabı o. Tek cevabı bu kadar. Çok güzel örneklerle aslında basit bir şekilde söylemiş oldum. Sonra başka bir şey daha var. 5 bin yıla mazisi dayanan bir milletin, devletinin aklı, tecrübesi, varlığı böyle bir çok yani yüzyıla hitap edecek bir projeyi değerlendirirken bunu hafife alarak ya da doğru irdelemeden devreye sokar mı? Ya da siyasi raydı buna karar verir mi? Bunun arkasında ama şu vardır, devlet bazı şeyleri açıklar, bazı şeyleri açıklamaz. Ama dönün bakın, Türkiye bugün enerji konusunda muazzam yatırımlar yapıyor. Akdeniz'de, efendime söyleyeyim, Karadeniz'de mavi vatan diye tanımladığımız yerde büyük sıkıntılara rağmen, büyük baskılara rağmen bu projeleri yürütüyor ve Kanal İstanbul, bu İstanbul Boğazı'nın dışında bizim kuzeydeki mavi vatanımıza şu anda 850 milyar metreküp doğalgazı bulduğumuz Karadeniz'e açılan ikinci bir kapıdır. Evet. Bir çıkış yolu da aynı zamanda. Evet. Çok özür diliyorum. Bu arada Altan Elmas da bizi bekliyor. Konuklar Başkanı. Tamam. Altan Elmas da efendim yayınımıza şimdi katılacak. Öncelikle Altan Bey hoş geldiniz yayına. Bizi duyabiliyor musunuz bu arada? Hoş bulduk. Bütün dostlara da selam ediyorum. Sağ olun. Geldi mi sesim? Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi tabii bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Çok yönlü ve bütün yönleriyle de konuşmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Tabii ki inşaat sektöründe çok yakından ilgilendiren bir proje. Doğrudan istihdam noktasına baktığımızda on binlerce istihdam sağlayacak efendim. Siz bu çerçeveden nasıl yorumluyorsunuz? Neler aktaracaksınız bize? Evet efendim şöyle, Kanal İstanbul projesi tabii büyük bir vizyon projesi, büyük bir öngörü projesi ve aslında yatırılacak olan paraya göre de katma değeri çok yüksek bir proje. Bu da neyi belirliyor aynı zamanda? Projeye karşı çıkan argümanların da fazla sesinin çıkmasını besleyen bir şey. Yani ne kadar çok karşı ses, ne kadar çok yaptırmayız, ne kadar çok siyasi bir malzeme haline getirilmişse ve çok büyük sesle dillendiriliyorsa şunu bilelim ki bu iş gerçekten çok büyük bir iş demektir. Ve çok kısa sürede de büyük bir katma değeri milletimizin gözüne görünecek demektir. Ben öyle algılıyorum açıkçası. Çünkü bir geliştirici olarak, bir yapımcı olarak, bir mimar olarak yıllardır 30 senemiz doldu bu işin içerisinde. Bu işlerle ilgili alakalı bir insan olarak ve açıklandığı 2011'den beri de Kanal İstanbul'la alakalı hemen her programı seyretmiş, yazılan yazılara iyi kötü bakmış, incelemiş, bazı raporları okumuş birisi olarak baktığım zaman bunları görebiliyorum çok net bir şekilde. Kanal İstanbul maalesef hak ettiği büyüklüğe oranla, hak ettiği vizyona oranla doğru düzgün tartışılmadı bu ülkede. Çünkü siyaseten boğulmak istenen bir proje maalesef. Çünkü gören görüyor bu projenin ne kadar doğru bir iş olduğunu. Efendim farklı farklı argümanlar ortaya konuyor ama inanın her konulan argüman çok basit, sıradan ve siyasetin ötesine geçmeyen argümanlar. Mehmet Bey kardeşim dinledim, çok güzel ortaya koydu işin gemicilik endüstrisi açısından detaylarını. Ben yapımcılık açısından şöyle baktığım zaman şunu çok net görüyorum. Küçükçekmece Gölü ve peşindeki Sazlıdere Barajı ve ikisinin arasında da var olan bir kanal var zaten. Yani bahsettiğimiz 45 kilometrenin 25 kilometresi zaten var. Aşağı yukarı 20 kilometresi zaten var. Geriye kalan da bir kazı alanı var. Yani ortada anormal çok büyük maliyetler ifade edilen rakamlarla milyarlarca metreküplük hafriyatlardan falan bahsediliyor. Yani hepimiz matematik okuduk, hepimiz coğrafya biliyoruz az çok. Kağıdı kalemi elimize aldığımız zaman bunları 3 aşağı 5 yukarı %5-10 hatayla hesap edebilecek binlerce mühendisimiz var bu ülkede ve hesap edebiliyoruz bizler de. Buralardan baktığımız zaman
Zaten güzergahın neredeyse yarısı mevcut su yolu. Yani niçin siyasetin bu kadar kötü bir malzemesi haline getirilir anlamıyorum ben. Bu kadar büyük bir proje, bu kadar ulusal, milli bir onur haline gelebilecek bir proje herkesin destek olması gereken ve bir ucundan tutması gereken bir şeydir. Ama aynı zamanda çok büyük bir hata varsa da onun da samimiyetle ortaya konması lazım. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde buna baktığımız zaman ya kimsenin doğru düzgün ortaya koyabileceği, koyabildiği bir çekince yok ortada. Yani şimdi Terkos Gölü'nün efendim suyu tuzlanır mesela söylenen başlıklardan bir tanesi hatırladığım kadarıyla. Terkos Gölü mevcutta zaten Karadeniz'e çok daha yakın ki kanaldan. Yani bir ölçme bilgisi olan birisi alıp Google'dan ölçtüğü zaman bunu çok net görebilir. Yani koskoca Karadeniz Terkos Gölü'ne karışmıyor da yapacağımız oradaki 20 metre derinliğinde kanal mı karışacak Karadeniz'in, Terkos'un suyuna? Yani böyle aklı ziyan şeyler var. Onun dışında işte milyarlarca metreküp topraklar, onların nereye konulacağı, efendim işte ekolojik bilmem neler falan böyle anormal tepkilerle, anormal savlarla karşı çıkılmaya çalışılıyor. Fakat gerçekten çok boş işler bunlar. İşin gerçeğine baktığımız zaman ya bugün aslında çok kolay yapılacak bir iş olduğunun herkes farkında. Türkçesi bu. Kolay ve iddia edildiği gibi çok büyük maliyetler de yok ortada. Çıkacak olan katma değeri düşündüğümüz zaman açıkçası. Şimdi İstanbul-Ankara arası 450 kilometre. Bu kanalın tamamı 45 kilometre. Yani 450 kilometre boyunca biz bir dünya araziyi, dağı, ovayı, dereyi, tepeyi deliyoruz, geçiyoruz. Üstüne yüzlerce köprü yapıyoruz, yüzlerce viyadük yapıyoruz. Tüneller yapıyoruz. İşte 8-10 kilometre, 12-15 kilometre uzunluğunda tüneller yapıldı bir dünya. Bunlar yapılıyor, ediliyor. Bunlarla alakalı bir şey yok. İzmir-İstanbul otoyolu çok daha büyük bir maliyeti olan, çok daha büyük mühendislik anlamında sıkıntısı olan işler. Ama yapacağımız 45 kilometrelik bir kanal kazısı. Yani bunu bu kadar büyüterek insanların gözüne abartarak acaba çok yanlış bir iş mi yapıyoruz intiba vermeye çalışılıyor ama hiç öyle değil. Gerçek bu değil. Gerçek şu ki Kanal İstanbul projesi başlayacak. İnşallah bugün besmele çekildi ve başladı sayabiliyoruz. Ve günün birinde 4-5 sene sonra da bitmiş olacak. Bitince de herkes bunun onurunu, gururunu ve faydasını yaşayacak. Ben şahsen Kuzguncuk'ta oturan bir insan olarak hocalarımızdan bir tanesi demin ifade ettiler şahitlik anlamında, kimsenin sesi çıkmıyor anlamında. Yani ben Kuzguncuk'ta şunu çok net her gün görüyorum. Müthiş bir deniz trafiği var, müthiş bir kaza riski var. Yan yana 3 tane gemi geçiyor Boğaz'dan. Her gün, her dakika, saat içerisinde. Boğaz Trafik İdaremiz bunu arka arkaya bırakıyor bu gemileri belli bir şeyle. Dakikada bir gemi geçiyor oradan neredeyse veya 3-5 dakikada bir. Ama gemiler Boğaz Trafiğine girdikten sonra boş gemi, dolu gemi, büyük gemi, küçük gemi, emin olun otoban gibi birbiriyle yarışıyor gemiler. Ve ben her gün bunları görüyorum. Kaç kere de bunu video olarak da çekmişliğim vardır. İspat da edebilirim gemilerin hallerini. Dolayısıyla gemi trafiği o kadar büyük ki gecesi ve gündüzü de böyle. Gece çok daha tehlikeli işler yapıyorlar. Sonuçta devasa gemiler, devasa büyüklükteki gemiler Boğaz'ın dönüşlerinde çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verebiliyorlar. Yani Boğaz trafiği açısından da bizim bir an önce bunu rahatlatacak bir şeye de ihtiyacımız var. O da çok net görünüyor. Onun dışında çok vizyoner bir proje. Yani bir lojistik merkez inşa ediyoruz. Sadece kanal değil ki. Bu kanal kazısından çıkan alana büyük bir lojistik merkez inşa edilecek. Onunla beraber büyük bir liman inşa edilecek. Düşünsenize Çin'den gelen trenin 15 günde orayı bir lojistik merkez olarak kullanması ve ağır yüklerini oraya koyması, oradan İstanbul Havalimanı kanalıyla 3-4 saatlik mesafeyle dünyanın 1/4'üne erişilebilecek bir lojistik imkana kavuşması çok büyük bir imkan. Aynı şekilde Çin'den çıkan bir geminin Akdeniz havzasına mesela diyelim ki Cezayir'e, Libya'ya ulaşması herhalde aşağı yukarı 45-50 günlük bir süre olsa gerek, öyle biliyorum. Ama bugün itibariyle Çin'den gelen bir demiryolu hattı bizim lojistik merkezimize, Kanal İstanbul bölgesine
En fazla 15 gün içerisinde erişmiş olacak. Oradan da gemiye yüklendiğini düşünün bir yükün. 3-4 gün sonra da Cezayir'de olacak. Akdeniz Havzası'nın herhangi bir limanında olacak. Ya da Afrika'nın Cebeli Tarık'tan geçtikten sonraki diğer okyanus kenarındaki ülkelerinde olacak. Yani düşündüğümüz zaman çok ciddi bir lojistik, bir merkez hub halini alacak. Hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla muhteşem bir proje. Dünya bunu görüyor. Türk insanı da görüyor. İş adamlarımız da görüyor. Ehli insaf sahibi ilim adamları da görüyor. O yüzden çok büyük itirazlar da söz konusu değil. Mevzu sadece siyaseten büyük bir şey haline gelmiş vaziyette. Maliyetler de çok abartılarak ifade ediliyor bu tesislerin maliyetleri. Bir kere ithal bir malzeme de kullanılmayacak burada. Yapacağımız iş hafriyat. Hafriyat da neticede mazot kullanılacak, makine kullanılacak. Mazotun zaten yarısı vergi. Yani geri dönen bir sistem var zaten kendi içinde. Ve doğacak olan inşai süreç içerisindeki ekonomik aktivitenin de büyük çoğunluğu %85-90'ı ülke içerisindeki dönen dışarıdan bir ithal mal girdisi olmadan yapılacak yatırımlar. Efendim çimento enjeksiyonları gerekebilir. Efendim betonarme bir takım imalatlar gerekebilir. Sadece çelik imalatlarda bir miktar dışarıdan gelebilir. Onun dışındakilerin %80'i bana göre yaklaşık hesap ediyorum. İçeride dönen bir ticari aktiviteyi de oluşturacak bir hacim olacak. Bunun ülke ekonomisine bir zararı yok ki. Tam tersine ülke ekonomisine bunun faydası var. Çok büyük bir döngü sağlayacak. Dolayısıyla bu açılardan baktığımız zaman çok önemli bir proje. Kentsel dönüşüm konusu çok önemli. İstanbul 15 milyonu geçti nüfusu. 15 milyonluk İstanbul aşağı yukarı her yıl 200 binin üzerinde bir nüfus artışı sağlıyor kendi içinde. İstanbul artık çok fazla göç almıyor. Artı eksi göç dengesi sıfıra geldi. Ama kendi içinde 200 binin üzerinde bir nüfus artışı var. Bu şu demektir. 5 yılda 1 milyon kişilik bir nüfus artışı demektir. Biz 5 yılda 1 milyon doğum yapan, doğuran bir İstanbul düşünün. 5 yılda bir büyük kent doğuruyor İstanbul. Kanal İstanbul bölgesinde sadece 500 bin nüfuslu bir kent alanı, bir yerleşim alanı düşünülüyor ki daha da fazla olabilirdi. Bence çok da mütevazi ve çok da düşük tutuluyor. Yani country gibi bir şey olmuş olacak. Dolayısıyla orada büyük bir yoğunluk da söz konusu değil. Kentsel dönüşümü becerebilmemiz için ciddi yoğunluğu olan Gazi Osman Paşa, Esenler, Küçükçekmece gibi Kanal İstanbul'a yakın güzergahlardan oraya nüfus transferi ve kentsel dönüşümün rezerv alan imkanını da önümüze koyacağı için bu manada da çok önemli bir proje, önemli bir imkan olacaktır diye düşünüyorum. Yeni bir boğaz yapıyoruz. Yeni büyük bir değer inşa etmiş olacağız. Bunun gayrimenkul değerlerine de Türkiye açısından çok büyük imkan olacak. Fazla mı uzattım konuşmayı? Alo. Duyabiliyor musunuz? Estağfurullah efendim. Altan Bey, bu arada konuklarımız da bize duyabiliyoruz. Konuklarımız da bize eşlik ediyor. Hatta şu anda sizlere de selamları var. İletmek isterim. Bizi bekliyorlar şu anda. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Tabii ki önümüzde uzun da bir süreç var. Çok sık şekilde de konuşacağız. Değerlendireceğiz Kanal İstanbul projesini. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun teşekkürler diyorum. Herkese sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkürler Altan Bey. Değerli izleyenler, bu arada Mustafa Bey de bizlere eşlik ediyor. Mustafa Ilıcıoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Değerli hocamız da bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada bizlere eşlik ettiğiniz için de kıymetli misafirlerimiz de bizimle birlikte. Az önce Altan Bey anlatırken özellikle şu boyutuna değindi. Dedi ki 45 kilometre aslında zaten yarısı var. 20 kilometresi zaten var. Bunun zaten yarısı su yolu. Bu çok büyütülecek ya da işte çok büyük maliyetlerden bahsediliyor. Aslında böyle maliyetler de söz konusu değil. Harfiyatlardan işte çok büyük aslında ve çok zor bir proje olduğundan bahsediliyor ama özellikle inşaat açısından öyle değil dedi. Siz ne diyeceksiniz hocam? Zaten Cumhurbaşkanımız az önce, ben de içerideydim. 15 milyar dolar yaklaşık maliyeti olduğunu söylüyor. 1 milyar metreküplük bir tonluk 2.7 yoğunluğa göre bir toprak işi olduğu belli. Maliyet yaklaşık hesaplanmış. Dediğiniz gibi birçok su yolundan gidiyor. Belki yarısından biraz daha fazlası inşa edilecek.
Sonuçta bir proje yapılırken bir mühendis olarak getirdiği faydaya bakarsınız. Fayda maliyet yapar. Bir fizibilite etüdü hazırlanır. Ekonomik mali fizibilite. Zaten bir de buradan şu dikkati çekelim. Bu sizin kanalınıza da çok yakışır. Bu projeyi neye göre ihale edeceğiz dedi Cumhurbaşkanımız. Kamu özel sektör işbirliğiyle. Kamu özel sektör işbirliğiyle bir proje ihale ediyorsunuz. Geliyor yatırımcı alıyor bakıyor. Bu işe giriyorsa, buna teminat yatırıyorsa, bu yarışmaya giriyorsa, biri de kazanıyorsa demek ki bu acayip faydalı, başarılı bir proje. Çünkü belli bir süre alacak. Bu maliyeti cebinden harcayacak bulduğu krediyle. Sonra o işte verdiği süre ne kadarsa o süre bittiği an kamuya teslim edecek bunu. Dolayısıyla zaten kamu kaynağıyla yapmıyorsunuz ki. Proje bir daha testten geçiyor. Devlet bunu yapmış. Bürokrat yapmış. Üniversite hocaları, Türkiye'nin saygın üniversitelerinin saygın hocaları yapmış. 57 kuruluştan görüş alınıp ÇED raporu hazırlanmış. İner sayfa. Bakanlık, Çevre Bakanlığı planı hazırlamış. Bir de bu yetmiyor. İhale aşamasında özel sektörden teste geçiyor. İstanbul Havalimanı'nı kamu kaynağıyla mı yapıyoruz? Geldi bunu yap işte kamu orta özel sektör işbirliğiyle. Diğer Avrasya'yı kamu kaynağıyla mı yaptın? Sonuçta yani bir daha testten geçecek. Burada niye kafa karıştırıyoruz ki? Yok ben bunu öderim ödemem. Bunlar burası bir hukuk devleti. Uluslararası bir anlaşma yapıyorsunuz. Taahhütnameleri veriyorsunuz. Devlet yani süreklilik devlet de. Mustafa gider, Ahmet gider, Mehmet gelir. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar inşallah kalacak bu güçlü devlet. Bu güçlü coğrafyasıyla, bu yatırımlarıyla. Sonuçta da o taahhütleri verdikten sonra, bunlar anlaşmalar imzalandıktan sonra burada bir baskı, korku oluşturma yerine bu projenin nedir ya? Ben burada bir 42 yıllık sizin mesleğinizi bilmiyorum. İnşaat mühendisiyim, ulaştırma hocasıyım. İyi bir okuldan mezunum, iyi hocalarla çalışmışım. Hem nedir buradaki bir bu projedeki sıkıntı? Anlamakta zorluk çekiyorum. Depremi tetikler. Ya kardeşim depremi tetiklemez diyor. Çevre kirliliği diyor. İşte Marmara'yı Ölü Deniz haline çevirir. Şimdi Kanal İstanbul mu yapıldı da Marmara'da bu silaj olayı gördük? Demek ki o çürüdü o tez yani. O açıdan yani ya çok üzücü bir şey. Bir İstanbul dünya şehri, boğazımız var burada herhalde beyefendiler denizci. Bu kadar kıvrımlar, 80 derece dönüşler var. Burnun alt üst akıntıları var. Gemi boyutlarını yine Cumhurbaşkanımız söyledi. 2005'teki 200 metrenin üzerindeki gemilerin payı 3 kat artmış. Bu kadar büyük risk 4 milyonu ilgilendiriyor. Ben burada dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde bu riske karşılık böyle elini kolunu bağlayacak? Ya kardeş sen de geç, 150 milyon dolar alacağım. Öbür tarafta bir gemi geçişleri kanallardan 200 bin doların üzerinde. Benim burada bu kadar riskime karşılık herhangi bir gelirim yok. Ben buna alternatif proje yapamayacağım. İstanbul'u bir şey yapacağım. Yani bölgesel kalkınmışlık farklarını nasıl gidereceğim? En ılımlı çarpıyorum, bölüyorum. En az 4-5 milyar dolarlık bir proje. İki dönem Erzurum milletvekilliği yapmış bir kişi olarak o bölgeye 5 milyar dolar koysam ne biçim tarım potansiyeli var? Organik tarım, hayvancılık, süt, kış turizmi ne olur yani? Ülke ne olur? Bir düşünün bu projenin getireceği katma değerle, üretim katkısıyla, evet, ekonomik katkısıyla, bölgelere ayrılan kaynakla yapılacak yeni yeni projelerle beraber ne olur? Evet. Ülke uçar. Uluslararası güç olur. Bakın bugün burada kaç tane de yabancı basın var. Bütün dünyanın gözü Sazlıdere'de. Ya biz de birbirimize bir kenetlenelim ya. Varsa bir olumsuzluk kaçırdığımız getirin kardeşim ya. Bakan ne güzel diyor. Biz televizyon görüşme, televizyon programlarını bile izliyoruz. Oradan bir yeni bir şey gelirse değerlendirelim diye. Evet. Getirsinler ya. Ülkenin, peki, menfaatine bir proje. Bu proje milli bir proje. Bunu siyasi bakmamak lazım. Yani geleceğe yönelik seçimlerde bunu artı eksi avantaj değil. Burada 84 milyonun menfaati var mı yok mu? Peki, buna bakmak hocam, lazım. Dilerseniz gelin bir şantiye alanına gidelim. Rıfat Fırat bizi o noktada bekliyor. Bir bakalım oradaki ortam, atmosferi de bize anlatacak. Rıfat'a hemen sözü bırakıyoruz.
Teşekkürler. Kanal İstanbul projesi kapsamında inşa edilecek 6 köprüden ilkinin temelini Başkan Recep Tayyip Erdoğan az önce attı. Temel atma töreni gerçekleştirildi. Biz de Sazlıdere mevkiindeyiz. Kameraman arkadaşım Oktay Baydar size daha yakından gösteriyor o alanı. Sazlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplamda 1618 metre olacağını belirtelim. Köprünün ana açıklığı 440 metre olacak. Yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşacak. Kule yüksekliği ise 196 metre olacak. Tabii Sazlıdere Barajı'nın ve Küçükçekmece Gölü'nün arasında bulunan bir birleşim noktası burası ve işte ilk köprünün ayak kısmını görüntülüyoruz şu an. Başkan Recep Tayyip Erdoğan az önce buranın temel atma törenine katıldı ve kanal inşaatının tabii öncesinde hazırlık çalışmalarının 1,5 yılda, kanal inşaatının ise 5 yıl sürmesi planlanıyor. Projenin tamamlanma süresi ise 6 yıl olarak öngörüldüğü, uzunluğu 45 kilometre olacak bir kanal ve Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde geçecek. Başkan Erdoğan 27 Nisan 2011 yılında Başbakanlık döneminde bu projenin müjdesini vermişti. Aradan 10 yıl geçti ve temel atma töreni de az önce geçtiğimiz saatlerde yapıldı. Proje kapsamında 2 konteyner limanı ve bir yat limanı yer alıyor. Aynı zamanda lojistik merkez olacak ve Türkiye'nin yeni bir uluslararası su yolu açılacak. Bunu da ifade edelim. Toplayacak olursak Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temelini az önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan attı. Biz de burada Sazlıdere mevkiinde inşaat alanındayız, şantiye alanındayız. Çalışmalar devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım. Rıfat, teşekkür ediyoruz. Rıfat Fırat şantiye alanından aktardı efendim. Konuklarımız da bizlere eşlik ediyor. Özellikle dilerseniz biraz daha şimdi inşaat kısmından bahsedelim. Yani şimdi müteahhitlik ve inşaat dediğimizde zaten Türkiye'nin güçlü bir konumda olduğunu biliyoruz. Evet. Bu projeyi bu gözle nasıl yorumlamak gerekir Haluk Bey? Neler aktarmak istersiniz bize? Tabii ki istihdam boyutu bambaşka. Şimdi bir kalkınma projesi diyoruz. Doğrudan 11. Geneline evet. Baktığımızda 70 bin kişilik bir istihdam sağlayacak proje. Evet. Ama tabii ki inşaat sektörü ve beraberindeki değil mi o hareketlenme ile birlikte bu boyuta... Bir de büyük bir değil mi know-how birikti aslında evet. Türkiye'de. Yani yapılan projelere baktığımızda siz dünyayı da takip ediyorsunuz. Böyle büyük ölçekli projeler yapılıyor mu dünyada son var. Zamanlarda? Var. Yapılan büyük projeler var tabii ama şu anda dünyanın en büyük 10 projesinin 5-6 tane zaten Türkiye'de yapıldı ve yapılıyor. Yani bu çok önemli. Yani son Türkiye, 10 projenin... Türkiye inşaat sektörü aslında 70'lerin sonunda yurt dışına açılmaya başladı. Kuzey Afrika ülkelerinden daha sonra Türkiye Cumhuriyetlerinden başlayarak bugün 70'den fazla ülkede 5 kıtada 300-400 milyar dolardan fazla taahhüt işini yapmış, bitirmiş bir sektörden bahsediyoruz ve o geçen yıllar içinde birçok yapı teknolojisini ve bir takım yeni gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yapı malzemelerini de ülkeye aktarmış, devşirmiş vaziyette. Bütün iş, bir taraftan inşaat sektörü gelişirken uluslararası projelere imza atarken yapı sektöründe de, yapı malzemesi sektöründe de muazzam bir gelişme oldu. Hani bir ara hep işte inşaat sektörü, betonlaşma, high-tech inovasyon önünü tıkıyor, gelişmenin önünü engelliyor deniyordu. Sanayiye mani deniyordu. Mesela taşa toprağa, para taşa toprağa gömülüyor. Onları geçeceğiz. Onlar hep safsata, boş şeyler. Bir gerçek var. İnşaat sektöründe inşaat yapı malzemesi üreten firmalarımızın yurt dışı satışları sadece 1 milyar dolardı bundan 15 sene önce. Bugün 22-23 milyar dolara çıktı. Bunun içinde cam var, demir var, çimento var. Aklınıza gelen her türlü inşaat malzemesi var. Hani inşaat sektörü sanayiye maniydi? Peki bu sanayiye maniydi bu kadar ihracat yapan firmalar nereden çıktı? Dolayısıyla bunu geçeceğiz. Ayrıca Türk inşaat sektörü, taahhüt sektörü Çin'den sonra dünyada ikinci firma sayısı bakımından, büyük işlere imza atan firmalara bakımından dünya uluslararası taahhüt sektörünün aldığı pasta payında da 7. sırada. Bunlar hep önemli şeyler. Az önce hocam da Ovid Tüneli'nden bahsettiler. Şimdilerde mesela Zigana Tüneli yapılıyor. Ben çocukken Zigana Dağı'ndan geçtik ailecek. 5 saat 6 saat sürdü. Aşağı bakma yüreğim el vermemişti. Otobüsler Trabzon'dan hararet yapardı.
Mavinler su koyardı geçerken tampon. Hocam Trabzon'dan Erzurum'a gidiyordum. Ailemin bir kolu Erzurum'daydı. Gümüşhane Bayburt üzerinden. Saatler sürmüştü. Sonralarda Zigana Tüneli yapıldı 1600 rakımda. Ve bu süreyi biraz daha kısalttı. Çok daha rahat geçiş oldu. Kış mevsiminde en azından Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da İç Anadolu bağlanır hale geldi. Şimdi dünya çapında bir fantastik proje daha var. Bizim gözümüzün görmediği yok zannediyoruz. 1000 rakımlarına indiriz Zigana Tüneli çift yüklü olarak ve 29 kilometre uzunluğunda. Son iki kilometresi kaldı bitmek üzere. Ve inşallah Trabzon Gümüşhane arası yarım saat 40 dakika yenecek. Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'yu i̇şte kafa bağlanacak hocam. Erzurum'a denizi geldi ya. Evet, evet yani. Hocam. Yani altyapı çalışmaları olmadan yollar, demir yolları, havacılık, deniz yolu. Söz edemezsiniz. Kalkınmadan ya, söz etmek Serdar mümkün Bey, mü? Ya, edemezsiniz. 2002'den önce bak şuna bakmak lazım. Ben hep ya niye bunlar olmuyor da hani bir de 2002'de de vekil seçilmemin şansı avantajıyla bakıyoruz 1,5 yıllık hükümetler, koalisyonlar, uluslararası kredi alma, bu kamu özel sektör işbirliği gelmiyor, girmiyor. Biz şimdi projeler sadece ulaştırmada 18 yılda 1 trilyon liralık bir yatırım olmuş. Birçok kamu özel sektör belli süre yani istikrar gelince ilgi artmış, gelmiş yapmışlar. Sonuçta bu kadar büyük bir tecrübe kazanılmış mühendis müteahhitlerimiz. Yani Türkiye'nin önü açılmıyor. 2002'deki tartışılan konulara bakın. Yani o günkü hükümetin Bolu Tüneli'ni ne yapacağını tartışıyor. Karadeniz yolu ne olacak diyor. Ya Sabiha Gökçen Havalimanı ya bugün bu kadar büyük havalimanı var dibimizde yetmiyor. Yani daha nasıl büyütürüz ya kapatmayı düşünüyorlar. Ya buradan zaten değerli 84 milyon veya A parayı izleyen kişiler bir fikir edinsinler. Bizden etkilenmesinler. Ya bir baksınlar önceki duruma, yatırıma bakışa. Bugünküne baksınlar. Burada kalkıyor Cumhurbaşkanımız bir şey söylüyor. Şu tarihte yapılacak diyor. Bitti. Bir keresinde hiç unutmam ben. Belediye başkanlığı zamanında daire başkanıyım. Bir tarihte biraz birkaç gün gecikti. Ondan sonra tarih verirken belediye başkanı olarak diyor ki arkadaşların verdiği tarihe göre bu inşaatı şu tarihte açacağız. Evet. Yani şu anda Türkiye'de bir muazzam bir tecrübe oluşmuş, bir muazzam bilgi bir istikrar bilgi var, bir kararlı bir siyasi otorite var. Sonuçta bence diyorum muhalefetle ülkenin vazgeçilmez unsuru, ülkenin menfaatleri manasında stratejiyi değiştirmesi lazım. Yoksa evet. 18 yılda iktidar oy kaybetmesi gerekirken muhalefetin, ben burada siyasete girmek istemezdim ama son dakikada bir de 8 yıllık vekillik yaptım. 8 yıllık vekillik. 2 cümle yapalım dedim. Hocam peki. Yavaş yavaş ben buradan sonuna da Sayın geldik. Kemal Bey'e mecliste de beraber bulunduk. Değerli genel başkana diyorum ki ülke menfaatindeki projelerde bunları hani siz bazen diyor ya Tayyip Bey'i yanıltmışlar bilgiyi verirken sizi de danışmanlarınızı bir gözden geçirin. Peki. Ben size isterseniz bu projenin yararları konusunda çok bayağı bir bilgi sahibiyim. Ben ve başka bu işte çalışan hocalarla size daha ayrıntılı bilgi vermeye de hazır olduğumu belirtmek isterim. 8 yıl aynı çatının altında çalışmış bir kişi olarak. Hocam teşekkür ederim. Son cümlenizi Mehmet Bey sizin de alalım ve veda edelim. Tabii artık. Tarihi bir gün, tarihi bir an. Bu bulunduğumuz noktadan 6 sene sonra üstümüzden yaklaşık 10 metre yukarıdan gemi geçecek. Öyle düşünün. Onu görebiliyorum ben şimdi. Gemilerin draftından nasıl geçeceklerini diye. Ya bu projede oluşacak know-how Türkiye'nin özellikle müteahhitlerinin de beyefendiler de bahsetti. İleriye dönük dünyadaki bu tür projelerde bizim daha çok pay almamızı da bir taraftan sağlayacak. Sadece denizcilik açısından değil buradaki know-how'u, teknoloji. Biz şimdi nasıl dünyanın en büyük ikinci müteahhitlik firmasıyız? Çünkü hem kendi ülkemizde yaptık hem o ülkelerde bunları yapıyoruz. Bu kanal teknolojileri, bunun işte betonunun kalitesinden tutun, mühendisliği, hesapları, draftı bunlar da bunun parçaları. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza yine Cumhurbaşkanı olarak bu kanalın açılışında nasip etsin diye dua ediyorum. Peki Mehmet Koç çok teşekkür ediyoruz. Haluk Sur çok teşekkürler çok efendim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Mustafa Ulucan hocam teşekkür ederiz. Biz hayırlı size teşekkür ederiz. Bereketli. Bu güzel havada, sıcak havada bizlerle birlikteydiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim bu arada artık veda zamanı. Kanal İstanbul özel yayınımızın sonuna geldik efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.